Hoş geldiniz hepiniz. Sizi görmek de çok güzel. Hande'cim, Esra'cım hoş geldiniz. Vallahi bir hafta görüşmedik. Sanki koca böyle aylar geçmiş gibi hissediyorum. Her biriniz ayrı ayrı burnumda tuttunuz. Tekrardan kavuştuk. Dafne'cim tatlım hoş geldin bebeğim. Çok alışmışım sizlerle beraber olmaya, haftada bir de olsa görmeyince inanılmaz bir şey, boşluk, eksiklik hissettim valla. Çok uzun geldi değil mi Esra? Gerçekten çok uzun geldi, bana da öyle geldi. Sizler ne yaptınız bakalım görüşmeyince? Baktım ki geçen pazar günü yapamayacağız. Mutlaka dedim bunu açıklayalım. Çünkü aranızdan birçok mesaj geldi. Bir şey yayınlamadınız. Hiç ses seda çıkmadı. İşte yapmayacak mısınız diye. Neyse biz yayınlayınca bu sefer işte ağlayan emojiler, üzgün emojiler geldi. Ay ben iyice kahroldum. Vallahi bugün nasıl pazar gününü iple çektim anlatamam size. Bugünkü konumuz çekim yasası. Law of Attraction. İdil'cim tatlım hoş geldin. Aradan bazen isimlerinizi yakalayabiliyorum. Bağlantı olduğunda. Sizler neler yaptınız? Fulya'cım evet. Mesajlardan bir tanesi de sana ait. Derya'cığım hoş geldin. Sizde her şey yolunda mı bakalım? Tabii bu arada biz iki hafta üst üste soru cevap yaptık hatırlıyorsanız. Ondan sonra bu bir pattern oluşturdu herhalde. Çok fazla soru gelmeye başladı. Ondan önce de geliyordu ama daha da fazla mesaj ve soru gelmeye başladı. İbo'cum canım hoş geldin. Ben de çok özledim vallahi hepinizi. Onun için şimdi bu sorulardan da gene bazılarını geçen sefer nefsi yaparken yaptığımız gibi soruları da kattık arasına. Bak bizim ekip bu hafta bir soru şeyi hazırlamış. Yani gerçekten labirent gibi. Nasıl yaptılarsa bunu bizimkiler. Karışık olmuş biraz. Neyse çıkarız evvelallah içinden. Daha iyiyiz, daha iyi olacağız. Canım Hande'm benim. 3 geçiyor. 1-2 dakika daha hal hatır soralım. Sonra başlıyoruz. Evet gelişiyoruz, şükrediyoruz değil mi? Beyaz kandilini de geçirdik. Hepinizin geçmiş kandili de kutlu olsun bu arada. Benim için aslında bakarsanız her gün kandil de. Birgülcüm tatlım hoş geldin. Çok fazla böyle günlere ve gecelere aşırı anlam yükleyen biri değilim ama o gecelerde özellikle de bu tarzda işte bu kitabi semavi dinlere ait gecelerde özellikle de yeni yıl gecesi mesela beni tanıyanlar bilir. Dilekçim hoş geldin merhaba. Şey oluyor, çok fazla insan aynı niyeti güdüyor oluyor. Onun bence çok önemli bir farkı oluyor. Mesela yeni yıl gecesi örneğin 31 Aralık'ta hiç din, kültür, ırk gözetmeksizin bütün bir gezegen, bütün bir dünya, üçüncü boyut sanki aynı niyetle yeni umutlar, yeni hedefler, yeni niyetler. Bence o kolektifin aynı hizada, aynı niyette senkronize olması çok önemli bir vortex yaratıyor. Kandiller de bunlardan bir tanesi. Dün de zannediyorum Musevi arkadaşlarımın bayramıydı. Böyle günlerde evet kolektif olarak daha fazla aynı niyete bağlandığımız için enerji vorteksinin çok yükseldiğini ve frekansın çok yükseldiğini düşünüyorum. Yoksa dediğim gibi bana sorarsanız bana her gece kandil zaten. Onun için yaşamak başlı başına çok özel. Okey 5 geçiyor. Bence başlayalım artık. Hep 5 geçe başlıyoruz zaten. Şimdi çekim yasasını anlatmak istedik bugün. Çünkü bununla ilgili oldukça fazla soru geliyor. Dediğim gibi. Lavien Mam seni de gördüm. Figen'cim hoş geldin.
Neden? Çünkü işte bu hep daha evvelden aslında çok konuştuk biz bunu. Ben değişince neden dünyam değişir konulu hafta sonunda konuştuk. Onun dışında işte düşüncelerimizle ilgili irdelediğimiz sohbetlerde işte aklımızdan geçen düşüncelerin 12 bin ile 60 bin arasında olduğunu, bunlardan %80'inin negatif olduğunu, %95'inin repetitif düşünceler olduğunu hep böyle ara ara aslında bahsettik. Fakat en sondan bir evvelki zannediyorum bu soru cevap yaptığımız ikinci hafta külli iradeyi ve cüzi iradeyi anlatırken de işte hani cüz dediğimiz konseptle yine altını çizmekte uygun görüyorum. Külün imzasının olduğu cüzün iradesiyle gerçekten burada düşüncelerimizle kendimizin hayatı dediğimiz hayatı adı altında bir şeylerin yaratımına giriyoruz cüz üzerinden. Ve bu tabii ki de çok önemli çünkü siz neyseniz, düşünceleriniz neyse aslında hayat da size onu aynalamak üzerine aynı şeylerle geri dönüyor. Aynı frekansla, aynı enerji seviyesinden dönüyor ve siz bir hayat yaşıyorsunuz, bir algıya sahip oluyorsunuz, bir bilinç seviyesinde, bir basamakta duruyor oluyorsunuz ve tüm bu hayat deneyiminiz bu bilinç basamağı üzerinden size yansıtılabiliyor. Ne aşağısı yansıtılabiliyor, ne yukarısı. Çünkü siz neyseniz ve nerede duruyorsanız tüm parametreleri sizin durduğunuz bilinç basamağı aslında belirliyor. Arzucuğum hoş geldin. Seni de gördüm şimdi ismini. Bu arada ben evde üşütmüşüm. Kışın da üşüyen bir yapım var. Onun için böyle biraz da sesim çatlak çatlak. Neyse artık sürçülisan edersek affola. Şimdi biz bu çekim yasasıyla ilgili dediğim gibi daha belki hafta sonlarında bahsetmemize rağmen bugün biraz daha derine ineceğiz. Çünkü benim işte böyle süreklilikte devam eden eğitim grupları var biliyorsunuz. Bu gruplarda da hep bahsediyorum. Her pazardan sonra bir sonraki pazara neyi daha iyi anlatırsam, neyin daha net ifade edersem bana ulaşamayanlar, benden seans alamayanlar ya da eğitime katılamayanlar daha faydalanır diye düşünüyorum. Çok da fazla talep var. Hepinizden gerçekten mesaj yağıyor. Belki buradan ona da bahsetmek lazım. Vakit bulamıyorum. Vakit bulamadığım için eğitim açamıyorum. Ama açarsam zaten hepinize e-mail gelecek. Ekip tarafından gönderilecek. Ama ne zaman olur, ne zaman açarız onu gerçekten bilmiyorum. Ve bu cumartesi pazar yayınlarını da yayınlardan sonra eğitim açayım, siz de eğitime katılın gibi bir ticari amaç gütmeden yapıyorum. Onun için elimden geldiği kadar sanki hiç eğitim açamayacakmışım ve siz de gelemeyecekmişsiniz gibi anlatıyorum. Onun için umarım faydalanıyorsunuzdur siz de hepiniz. Şimdi biraz derinleşelim. Çekim yasası literatürde Law of Attraction olarak geçiyor. Law of Attraction 12 tane evrensel yasadan bir tanesi. Aslında siz bilseniz de bilmeseniz de, inansanız da inanmasanız da hep diyorum ya hakikat bir ve tek ve değişmiyor diye. Biz neye inanırsak olalım, ne düşünürsek düşünelim. Bir hakikat var burnumuzun dibinde sadece biz bunu göremiyoruz bilinç seviyemizden dolayı. Ne zaman ki biz bilinç seviyemizde daha üst basamaklara çıkıyoruz ve görünür oluyor bu aslında. Çünkü hakikat tüm bu evrenin, sistemin yaratıldığı an itibariyle zaten var olan, var olmakta olan ve hiç kimse, hiçbir yapı, hiçbir düşünce, hiçbir doğru ve hiçbir yanlış için, hiçbir boyut için hatta daha da iddialı söyleyelim, esnemeyecek, değişmeyecek bir ve tek olan bir hakikat. Dolayısıyla bizim ne kadar esnediğimiz, hangi basamaktan, hangi algı ile olayları algıladığımız, yorumladığımız yani interpretation yaptığımız tamamen bizim evrenimizi, bizim kainatımızı, bizim dünyamızı, Serra'nın hayatı dediğim evreni, kainatı ve dünyayı yaratmakta etkili oluyor, etki teşkil ediyor. Burada da çekim yasasının altında tahmin edebileceğiniz gibi en önemli parametre düşüncelerimiz. Şimdi biz bu içine doğduğumuz sistem, hep konuştuğumuz işte bu coğrafyaydı, aileydi, inanç sistemi, ideoloji paketi. Öncelikle zaten hep bahsettiğim gibi bu oyunun başlaması için, tekamülün start alabilmesi, başlangıç alabilmesi için bizi bir kere oyuna düşürüyor. Yani biz buraya ne için tekamüle geldiğimizi unutmuş olarak geliyoruz.
neden özgürleşmek için bu hayata bedenlenip geldiğimizi, bilinç açısından konuşuyorum. Beden hatırlamıyor bunu tabii. Çünkü hatırlıyor olsa tekamül olmaz. Onun için de biz bir işte düşünce paternine sahip oluyoruz zaman içinde. Ve bu bütün bu düşünce paterni ile de biz bilerek ve bilmeyerek, yani bilinçli ve bilinçsiz bilincimizde, yani conscious mind and unconscious mind dediğimiz bölümde, her ikisinde birden de aslında bu çekim yasası üzerinden, law of attraction üzerinden manifestation'a, yani gerçekleştirmeye başlıyoruz. Çünkü demin yayının başında da dediğim gibi bütünüyle benim düşüncemin ne olduğu en önemli ve primer parametre diyelim. Dolayısıyla biz bir düşünce kalıbı geliştirerek büyüdüğümüzde, bu düşünce kalıbında ve ittiğimiz, çektiğimiz alanlarda, işte bunu istiyorum, bunu istemiyorum diye, çok enteresan bir gizem var burada. Belki de en öncelikle bunu bilmeniz gerekiyor hepinizin. Evrenin konuşma dili, bunda belki yayınlarda da bahsettim, bizim konuşma dilimiz gibi değil. Onun için beynin gerçek bir stres anını ya da sanal bir stres anını, yani ben sadece stres olduğum için beynin algıladığı bu fight and flight modu, yani ölüm kalım meselesini, ya da gerçekten işte bir katil tarafından kovalanırken ya da bir ormanda bir vahşi hayvan tarafından kovalanırken ki hayat memat meselesini, ölüm kalım meselesini beyin nasıl ayırt edemiyordu? Hatırlıyor musunuz o yayını? Yani ben şimdi burada otursam ve ay saat 5'te yayınım var, ben şimdi ne yapacağım diye stres olsam da, bir ormanda vahşi bir hayvan da beni kovalıyor olsa, beyin bunu stres olarak algılıyor ve stres olarak algılayınca da zaten ölüm kalım meselesi var. Serra için bizim Serra'yı hayatta tutmamız gerekiyor diyordu, hatırlarsanız. Şimdi bu çekim yasası da buna çok benziyor. Ne konuda benziyor? Şu konuda. Ben süreklilikte konuşuyorum. Bunu ama süreklilikte sesli olarak konuşuyor olarak düşünmeyin kendinizi. Ama sesli olarak konuşmanız da buna dahil. İçinizden konuşmanız, zihninizden bir şeyleri geçirmeniz de buna dahil. Çünkü zihnimizden geçirdiğimiz dediğimiz o yapı, yani düşünce, külliyen enerji ve bu enerjinin her birinin ne düşünce içerdiğine dair bir frekans sayısı var. Bu 21. yüzyılda artık ölçülebilir bir hale geldi. Ve bu frekans, yani düşüncelerinizin ne olduğuna endeksli set olan bu frekans zaten sizin basamağınızı belirliyor. Siz o basamakta durduğunuz sürece, demin de söylediğim gibi, ne alt basamaktan bir deneyim alabilirsiniz ne de bir üst basamaktan. Nerede duruyorsanız oradan alıyorsunuz. Dolayısıyla bizim hem sözel olarak ifade ettiğimiz kelimeler, bunu sözel olarak ifade etmesek bile aslında içimizde bunu içimizden geçiriyor olmamız, kendi kendimize konuşuyor olmamız, aklımızdan, fikrimizden geçiyor olması, zihnimizde düşüncelerin dönüyor dolaşıyor olması, sözel olarak söylüyor olmamızdan hiçbir farkı yok. Çünkü aksiyona geçmiş oluyor zihin, düşünce üretmiş oluyor, bir farkı oluyor. Ben bunu sözel olarak söylememiş olabiliyorum ama çoğu zaman da bunu sözel olarak da ifade ediyoruz zaten. Peki ne oluyor böyle olduğu zaman? Şimdi ben bunları aklımdan geçirdiğimde istediklerimi ve istemediklerimi, hoşlandıklarımı ve hoşlanmadıklarımı söylediğimde, evren külli yapısı itibariyle, yani amorf maddesi, cevher maddesi itibariyle bir insan zihninden farklı bir işleyişe, daha külli bir işleyişe ait olduğu için, insan zihninin düşündüğü, aradaki nefs ile beraber, insan zihninin düşündüğü, İngilizce'de bu do ve don't dediğimiz, yani yap, olsun ve olmasınların hiçbir tanesini negatif ya da pozitif cümle olarak algılamıyor. Yani mesela siz diyorsunuz ki, bolluk ve bereket çekmek isteyeceksiniz hayatınıza. Eminim işte bu çekim yasası ile ilgili olan sohbetlerde en çok bu gündeme geliyor. Parayı hayatımıza nasıl çekebiliriz gibi. Parayı çekmek istiyorsunuz hayatınıza. Hayatınıza bolluk, bereket gelsin istiyorsunuz. İşte geliriniz artsın istiyorsunuz. Hayat standartlarınız yükselsin istiyorsunuz. Ve diyorsunuz ki mesela, ben parasızlık çekmek istemiyorum.
Şimdi oradaki çekmek istiyorum ya da istemiyorum filmin fiilindeki negatif ya da pozitif yüklemeyi evren algılayabilecek bir kül yapısında değil. Bu parasızlık olarak bir frekans üzerinden size basamak set eder hale geliyor. Ya da diyorsunuz ki mesela ben yalnız kalmak istemiyorum. Aslında pozitif bir şey söylüyorsunuz değil mi? Yalnız kalmak istemediğinizi, işte belki bir eş edinmek istediğinizi, bir eşi, hayat arkadaşını hayatınıza çekmek istediğinizi ifade ediyorsunuz. Halbuki diyorsunuz ki ben yalnız kalmak istemiyorum, ben parasız kalmak istemiyorum. Neden bunları bu şekilde ifade ediyoruz? Çünkü yayının başında söylediğim gibi %80 düşüncemiz negatif uyumlu. Bunun %95'i de repetitif. Onun için biz farkında olduğumuz ya da olmadığımız alanlarda, yani conscious mind'da ve unconscious mind'da, her ikisinde birden biz düşüncelerimizi düşünmeye, aklımızdan geçirmeye, zaman zaman bunları sözlü ve sesli olarak ifade etmeye devam ediyoruz. Şimdi o zaman evren bunu bir dekod şeklinde algılar ve dekod ederken, yani kodunu ayrıştırır ve bunun mesajını algılarken evren dediğimiz bu sistem, burada istemiyorum, istiyorum gibi yapıların hiçbir tanesini ayırt edemiyor. Aynen beynin gerçek bir tehdidi ve sanrı bir tehdidi ayırt edememesi gibi. Dolayısıyla aslında siz parasızlık, yalnızlık istiyormuşsunuz gibi bir frekansta durur hale geliyorsunuz. Halbuki benim rahmetli dedem çok önemli bir avukattı. Hatta Adnan Menderes'in zamanında Yassada da avukatlığını yapmış avukatlardan bir tanesiydi. Hiç unutmadığım ve kulağıma küpe olmuş bir lafı vardır kendisinin. Derdi ki kelimeleri kullanırken çok dikkatli seçin yavrum. Kelimeler ruh bulur derdi. Gerçekten çünkü 21. yüzyılda kuantum fiziğinin 1920'lerde 27'lerde icadından sonra geldiğimiz bugünlerde görüyoruz ve biliyoruz ki artık düşünce dediğimiz yapı canlı bir yapı. Çünkü külliyen enerji, o da yaşıyor ve yaşadığı için de zaten bizi, hayatımızı, bize gelecekleri etkileyebilme gücüne ve kudretine sahip. Cüzi alanda, külün iradesi altında, külün imzasıyla. O zaman ne oluyor? Bizim aslında niyet dediğimiz, hayatı yaşarken niyetimizin ne olduğu çok önem taşıyor. Çünkü biz ne niyette isek aslında 3 aşağı 5 yukarı bunları kendimize çeker hale geliyoruz. Burada gayet tabii ki de hiç kimse yalnızlığı niyet edip çekmek istemez değil mi? Hiç kimse parasızlığı niyet edip çekmek istemez. Fakat bizim düşünce yapımızı bize göstermek için evren de bizi aynalamak durumunda olduğu için, yapı ve sistem bu şekilde, bu parametre üzerine kurulduğu için, bu sefer ne oluyor? Biz sürekli negatif düşünceleri ya da negatif söylemleri aklımızdan geçirdiğimizde aslında bizim odağımız, enerjimiz o negatif diyebileceğimiz alana yönleniyor ve enerjinin gittiği şey, gittiği yer, gittiği yeri multiply etmek olduğu için, multiply ettiği için, çoğalttığı için, büyüttüğü için, bu sefer ne oluyor? Biz aslında farkında olmadan hayatımıza negatif deneyimleri, negatif düşüncelerimiz ve negatif söylemlerimiz üzerinden çeker bir hal alıyoruz. Her ne kadar niyetimiz bunun aksi ve pozitif olanı olsa bile. Nasıl gidiyoruz? Sesim kısık olduğu için inanılmaz derecede boğazım kuruyor. Evet doğru, yap yapma demek aynı şey. Sağlık sorunu gidermek için ne demeliyiz? Onların hepsine geleceğiz. Yorumları nasıl kapatacağımı ben bilmiyorum açıkçası. Param var mı demeliyim, nasıl olsa var. Evet, şimdi onların hepsine geleceğiz. Sesim güzel, teşekkür ederim. Bugün biraz böyle çatlak çatlak ama. Okey, harikayız. Peki, şimdi o zaman biz ne yapacağız? Öncelikle düşüncelerimizin ne kadar önemli, değerli ve ne kadar hayatımızı etkileyebilir güçte olduğunu bileceğiz. Ve
düşüncelerimize bakacağız. Bununla ilgili bir soru gelmişti burada. Burada. Evet. Demişler ki katılımcılarımızdan bir tanesi. Biz demişler işte neyi isteyeceğiz, nasıl isteyeceğiz ve bunu isterken ne yapacağız? Şimdi öncelikle bir farkındalık geliştirmemiz gerekiyor. Bu farkındalığı geliştirirken de nasıl yapacağız? Sizin farkında olmadığınız alanda, çünkü oradan gol yiyoruz hepimiz. Farkında olmadığınız alanda neler düşündüğünüz, neleri düşündüğünüzün farkına varmanız gerekiyor. Aa, ben ne kadar çok bunu düşünüyormuşum gibi. Bunun farkına varmamız için çok küçük bir egzersiz yapabilirsiniz kendiniz evlerinizde. Ve diyebilirsiniz ki kendinize, ben hayatta neleri istiyorum ve neleri istemiyorum. Neleri istiyorsanız güzel, neleri istemiyorsanız maalesef oraya da enerji aktığı için ve enerji o alanı da çoğalttığı, büyüttüğü ve multiply ettiği için, çarpan ile çarptığı için, enerji çarpanı ile neleri istemediğiniz de aslında evren açısından konfigürasyona giriyor. Yani ben işte parasız kalmak istemiyorum, ben yalnız kalmak istemiyorum, işte ben şöyle olsun istemiyorum dediğinizde, İstemiyorumun o negatif yapısını görmediği için evren eşit olarak istediğinize ve istemediğinize enerjiyi dağıtıyor. Hem pozitif olarak istediklerinizi de multiply ediyor, negatif olarak da. Fakat biz negatiften gollediğimiz için ve özellikle de bilinçsiz alanda düşünmekte olduğumuz, farkında olmadığımız düşüncelerimizden gollediğimiz için bir kere ilk etapta her birinizin düşüncelerinizin farkına varması gerekiyor. Düşüncelerimizin nasıl farkına varacağız? Dediğim gibi çok basit bir egzersiz. Bir A4 kağıt, bir defter kağıdı, bir kalem alıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki, yazıyorsunuz ki ya da ben bu hayattan, hayatından bana getirmesi için neleri istiyorum, neleri istemiyorum. Bunları yazdığınızda ve biraz da derinlemesine düşünebilirseniz eğer, aslında zihninizin arka planında benim hep virüs programı olarak ifade ettiğim bir programın süreklilikte run etmekte olduğunu, işletim sisteminde olduğunun farkına varacaksınız. Ve biz bu durumda o zaman hangi düşünceyi devşirirsek, değiştirirsek, onunla olan bağımızı, ona bakış açımızı, onu itmeyişimizi bir noktaya getirebilirsek, o zaman o artık bizim istemediğimiz değil, hayat bize ne getirirse getirsin, ben buradayım ve hayata evet diyorum ve her şeyi yaşamaya hazırım. Zaten bilincin bedene gönderdiği ve yaşayamayacağı, katlanamayacağı bir deneyim olamaz. Onun için ben buradayım, hayattayım, ayaktayım ve şimdi düşüncelerimin farkına vardım ve bu düşünceleri ben dönüştürerek, söylem olarak, değiştirerek, dönüştürerek burada bir değişiklik yaratacağım. Buraya bir farkındalıkla bakacağım dememiz gerekiyor ilk etapta. Çünkü ne düşüncelere sahip olduğunuzu bilmeden neyi dönüştüreceğimizi bilmemiz de tahmin edebileceğiniz gibi mümkün değil. Çok güneş geliyor gözüme. Şunu birazcık oynatacağım müsaadenizi isteyerekten. Şöyle yapsam. Okey, tamamdır. Yazılar oldukça fazla aşağıda. Evet, yayını her zaman kaydediyoruz. Neleri istemediğimizi aklımızdan çıkarmak değil, onları aklınızdan çıkarmaya kalkarsanız orada onları aklınızdan çıkartmak için yaratacağınız direnç ile beraber onu gene büyütürsünüz. Aklınızdan çıkarmak değil, onlara daha derinlemesine bakıp onların hepsinin altında nasıl bir niyete sahip olduğunuz ya da olmasını istemediğiniz deneyimlerde aslen neyin olmasını istemediğinizden korktuğunuzu bulup bu korkularla, bu düşünce kalıplarıyla çalışarak onları dönüştürmemiz gerekiyor. Çünkü var olan aklınızda bugüne kadar düşünmekte olan ve bu %80'i otopilottan gelen, %95'inin repetitif olduğu, %5'inde yeniliğe, dönüşüme açık bir beyin yapısı oluyor 30-35 yaş civarından sonra. Öylesine oturmuş oluyor ki paternler. Bunu böyle işte bazen başımıza geliyor bizim, işte bir kişi kanser olmak istemiyor. Gayet tabii çok normal değil mi? Kim kanser olmak ister? Kanser ismi geçince iptal 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 diyor mesela.
Yani ne olacak ki? İptal iptal deyince olası bir kanser durumu mu iptal olacak? Hayır, bu şekilde kanserden kaçamıyoruz tabii ki de. O zaman hepimiz her şeyi iptal ederdik, değil mi? O zaman tüm düşünceler ve bize getirecekleri de iptal olurdu. Biz de mutlu mesut burada cennette yaşardık yani. Bizim kanser olmak ile ilgili ne gibi endişelerimiz olduğu, hangi düşüncelerimizin bunu tetiklediği, bu düşüncelerin nasıl dönüştürüleceği ve bizim stresle baş etmek konusunda öğrenmemiz gereken şeyler olduğu, stresi algılayış, stresi yorumlayış açısından, stresle başa çıkan bir kişinin sisteminde iç huzur, iç bağışıklık olduğunu, stresin olmadığı bir ortamda kişinin immün sisteminin %100 çalıştığını, bunları daha belki yayınlarda konuştuk hatırlarsanız, bilinci ile aklında korku yarattığı ve her adı geçtiğinde iptal iptal dediği kanseri ayrı bir noktadan algılayabiliyor olması lazım. Ancak dönüşüm böyle oluyor. Ya da işte bazen oluyor böyle, o da çok başımıza geliyor. İşte cin diyecekler, cin demiyorlar. Üç harfli falan diyorlar. Yani sanki hani evren o kadar şey ki, hani biz akıllıyız sanki evren aptal gibi. Yani üç harfli deyince senin zihninden hangi yapının, hangi zihindeki görüntünün ya da düşüncenin geçtiğini, bunun ne ifade ettiğini anlamıyor olduğunu mu düşünüyoruz acaba evrenin? Yani biz insan olarak o kadar akıllıyız ki bize sormadan işlemekte olan aklı külün bu yarattığı evren bizden daha akılsız herhalde ki biz cin demeyip de üç harfli deyince bizim cinni kastettiğimizi anlamıyor. Ya da biri cin derse iptal 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 diyoruz. Ne oluyor? Cinler bize geliyordu koşaraktan, şimdi geri mi kaçıyorlar oluyor. Yani gayet tabii ki de bu kadar basit ve fenomenal bir gelişme olmuyor. Bizim burada yapmaya çalıştığımız gerçekten bunların köklerine inip ve kökten bir değişiklik yaratabilmek. Eğer kökten bir değişiklik yaratabilirsek ve bunu da yaparken algıyı, ama algı derken de daha çok yön kelimesini kullanmayı seviyorum aslında. Çünkü algı dediğinizde aslında aynı basamak üzerinde farklı bir noktaya bakış açısından bahsediyoruz. Halbuki bizim burada daha evvelki yayınlarda da hep bahsettiğim gibi dışa bakan bir gözden çok içe bakan bir göze, yani bir yönde değişiklik yapmamız gerekiyor. Yönde yaptığımız değişiklik otomatik olarak otopilot üzerinden bizim algımızı, hayatı, yorumlayışımızı değiştiriyor. Bu bizim düşüncelerimizi değiştiriyor. Eskiden stres olduğunuz bir şeye artık stres olmaz oluyorsunuz. Eskiden kırıldığınız bir şeye artık kırılmaz oluyorsunuz. Tamamıyla değişiyor ve bu değişim düşünceleriniz üzerinden hayatınıza yansıyor ve siz zaten otomatik olarak artık ben yalnız kalmak istemiyorum demiyorsunuz ve ya da ben parasız kalmak istemiyorum demiyorsunuz ve diyorsunuz ki ben zaten bolluk bereketin kendisiyim diyorsunuz. Ya da ben zaten işte aşkın kendisiyim diyorsunuz. Burada bir negatif cümle sarf edemez oluyorsunuz. Çünkü bütün bu süreç aşamalarında ne oluyor? Bilinç seviyeniz yükseliyor ve siz daha yüksek bir bilinç seviyesinde, evet, her şey noktasına gelip oradan hiçbir şeye bağlanıp oradan bir kanala dönüp Yaradan'ın bütün enerjisini içinize aldığınızda zaten onun mükemmelliği, onun bolluğu, bereketi, onda var olan yegane şey olan sevgiyi, aşkın dışında bir şey çekemez oluyorsunuz. Ama şu anda hayatınıza çekmekte olduklarınız işte sizin oyuna gözlerinizi açtığınız, yani ben ona oyun diyorum, Matrix diyorum. Hayata gözlerinizi açtığınız an itibariyle düştüğünüz, içine düştüğünüz bu oyun ve akabinde start almış, başlamış bir tekamül yolculuğu esnasında uyanıp, uykuda oluyoruz çünkü uyanana kadar, uyanıp bir an için durup, ben şu anda hayatıma şöyle bir bakıyorum sanki Barkovizyon'dan bir filme bakar gibi ve benim bu alanlarda hiç de rızam olmadan istemediğim, beğenmediğim, hoşlanmadığım şeyler çekiyorum. Yalnızlığı çekiyorum belki, parasızlığı çekiyorum belki. Değil mi? Ben bunları nasıl çektim kendime? Hangi düşünce paternleri var bunun arkasında? Bu düşünce paternleri beni hangi basamağa resetliyor? Ve ben bu basamakta bunları çekmeye devam etmemek için ne yapmalıyım? Bu düşüncelerimin farkına varıp, bu düşüncelerimi dönüştürüp, değiştirip
ve hayatıma Yaradan'ın ışığı üzerinden aşkı, bolluğu, bereketi çekmeliyim noktasına getirmeye çalışıyorum sizi. Nasıl gidiyor? Sevgili Firuze, anlatıyorum şimdi nasıl yapacağız, nasıl çıkacağız. Uykudan çıkmanın yolu uyanmak. Yani hakikate uyanmak. Yani şu anda eğer hala uyanmadıysanız sevgili Firuze'nin bir illüzyonda yaşadığına uyanmak. Ay ne güzel. Serra Moda. Canım benim. Çok teşekkür ederim. Evet, mesela bu çok güzel bir örnek. Sevgili Necibe. Ben de bazen kalktığımda bir huzursuzlukla kalkıyorum ve bütün gün her işim ters gidiyor. Bu benim düşüncelerimle mi alakalı? Çok güzel bir soru. Bu da sorulardan bir tanesiydi zaten. Çok komik bir örnek vereceğim size ama gerçekten çok önemli bir örnek bence. Buna da bağlayacağım sonra sevgili Necibe'nin sorusuna. Şimdi ben biliyorsunuz 3 çocuk annesiyim ve benim 3 tane çocuğum var 20, 18, 10 yaşlarında. Ve bu çocukların hepsinin de kendi yaşlarına göre işte dersleri oluyor, okulları oluyor, arkadaş ilişkileri oluyor, iyi günleri oluyor, kötü günleri oluyor. Onlara hayatlarında ilk öğrettiğim ve en önemli öğrettiğim şeylerden bir tanesi her gün kalktıklarında o günle ilgili, o gün ile ilgili frekanslarını seçmelerini istiyorum. Hangi frekans ayarından tune-in edeceksiniz? Çünkü bu bir radyo istasyonu gibi aslında. Sonsuz olasılıklar okyanusu var biliyorsunuz karşımızda. Bunu hep anlatıyorum. Yani her şeyin mümkün olduğu bir evrenin içinde yaşamaktayız hepimiz. Ve siz aslında her sabah uyandığınızda eğer o gün huzursuz uyanırsanız hani dersiniz ya bugün benim lanet bir günüm işte bugün yatağın solundan kalktım işte sol tarafından mı kalktın denir falan. Bu tarzda bir frekans ile kalktığınızda sizi o gün için o frekansa set ediyor. Ta ki siz bir an için durup mesela Necibe üzerinden gidelim. Necibe ne yapıyorsun deyip kendinizi tekrardan hani bu bilgisayarları falan shutdown etmeyip restart ediyoruz ya yeniden başlat diyoruz. Bununki gibi sistemi yeniden başlatıp bir dakika ben şu an inanılmaz bir frekansa set etmiş durumdayım kendimi ve zaten bütün işlerim ters gitmeye başladı diyorsanız zaten sabahleyin yataktan kalktığınız an gözünüzü açtığınız an itibariyle lütfen kendi frekansınızı kendinizin set ettiğinizi bilin. Ve ben ne yapıyorum mesela çocuklarıma? Örneğin bazen işte okuldan geliyorlar, bir şeye üzülmüş oluyorlar dersle ilgili, arkadaşlarıyla ilgili. Diyorum ki, her yayında söylüyorum bunu biliyorsunuz, sevgili Cem Yılmaz benim üniversiteden sınıf arkadaşım ve çok seviyorum onun yayınlarını. Hatta şimdi bugünün dersinden sonra da onun bir episodunu yayınlayacağım Instagram'da. Diyorum ki hemen diyorum gidin odanıza ya en sevdiğiniz motive edici müziği açın ya işte Cem Yılmaz'dan birkaç episod izleyin birkaç güzel şuh kahkaha atın ve frekansınızı yükseltin. Çünkü siz bilinç olarak Serra'nın frekansını yükseltmezseniz yani bilinç kendi frekansını yükseltmez ve dolayısıyla Serra'nın frekansı da yükselmez ise eğer siz aynı frekansta benzer olayları, benzer aksilikleri, benzer huzursuzlukları çekiyor olacaksınız kendinize. Yani işte sabahleyin huzursuz kalkmış olsun Necibe. Benim böyle çok danışanım oluyordu. Oluyor hala ama hani şimdi tabii bu şekilde değiller. Kalkıyor yataktan çok huzursuz ya da mutsuz ya da işte sol tarafından kalkmış. Bir telefon gelmesi gerekiyor. Telefon gelmiyor. Arabaya biniyor. Lastik patlıyor, bir yere gidiyor, otopark yeri bulamıyor, işte bir yere park ediyor, park yeri bulamıyor, araba çiziliyor, işte görüşmeye geç kalıyor, görüşmede öyle bir noktaya da gidiyor ki görüşmeye mesela bütün bu peş peşe ardına yağmur gibi yağan çok güzel bir Amerikan atasözü vardır. When it rains it pours der yani yağmur yağdığında sağanak yağar zaten anlamında. Bu sefer ne oluyor? Bütün bu deneyimler Necibe'nin üstüne yağmaya başlıyor. Aksilik aksilik üzerine, aksilik aksilik üzerine. Artık ne oluyor? Böyle Necibe mesela tüyleri diken diken oluyor toplantıya gittiğinde. Ve gayet tabii o toplantıda iyi geçmiyor. Toplantının sonucu da iyi gelmiyor. Ve daha da demoralize olmuş bir vaziyette sevgili Necibe örneğin eve dönüyor. Halbuki günün belli bir noktasında bu kendinizi izleme yeteneğinizi geliştirip kendinizin
bilinçli ve bilinçsiz taraflarında, bilinçsiz tarafı da aydınlatarak, oranın da farkına varmak için zaman emek harcayarak, tam olarak kendinizi izleyebilir bir hale geldiğinizde bu sefer ne oluyor? Bir kere şöyle bir şansınız oluyor. Necibe gene sabah yataktan huzursuz kalkıyor. Telefonun çalması lazım ya da saati kurmuş, saat çalmıyor, şarjı bitmiş falan. Arkasından işe geç kaldığı için çok üzülüyor, arabaya biniyor, gidiyor. İşte arabayı park edemiyor falan derken bir an Necibe diyor ki kendine, ne yapıyorsun sen? Necibe ne yapıyorsun sen? Uyan. Bir frekansa bağlandın, gümbür gümbür çığ gibi iniyorsun yani bugün aşağıya. Ben şimdi diyor Necibe birkaç derin nefes alacağım. Kendimi sakin ve sükunetli bir hale geleceğim. Okey, tamam, olmuş olabilir şu ana kadar. Yataktan huzursuz kalktım. Böyle bir frekans seviyesini farkında olmadan seçtim. Okey, şu an farkındayım. Neler olup bittiğinin farkındayım. Bu çok önemli sevgili dostlarım. Neler olup bittiğinin farkındayım ve ben şimdi artık bunu değiştireceğim. Çünkü farkına vardığınız anda değiştirmek için bir seçim şansınız oluyor. Ben aynı zamanda nefes koçu da olduğum için biliyorsunuz. Hep diyorlar ki mesela biz bunu kendi kendimize yapabilir miyiz? Bilmiyorsunuz ki ne olup bittiğini yapabilirsiniz. Bilseniz zaten değiştirirdiniz. Bir insanın kötü gitmekte olan bir şeyi bile bile yapması ne kadar mantıklı? Çok da mantıklı değil, değil mi? Tabii şimdi belki sigara içenleri örnek vereceksiniz ama orada biraz daha bilincin de dışında takıldığınız aslında hiç olan ama zihninizde onu o şekilde kurguladığınız için takıldığınız işte bir bağımlılık var, işte içinde nikotin var falan filan gibi düşünce kalıplarınız var. Halbuki nikotin falan bize vız gelir tırıs gider. Bilinç net olarak karar verdiğinde, ben içmeyen olmayı seçiyorum dediğinde zaten ertesi sabah itibariyle içmeyen olursunuz. İçen olanla savaşmazsınız gibi. Dolayısıyla evet Necibe, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir soruydu. Burada da vardı zaten o soru. Onun için kendinizi izlemeniz, düşünce kalıplarınızın farkına varmanız, kendi kendinize büyük bir içtenlik, samimiyet ve dürüstlükle çok önem teşkil ediyor. Bunun farkına varmanız sizi gün içinde, belki de birkaç olay sonra, belki de bir hafta süre gelecek bir negativiteyi ve bunlarla ilgili sizin üzerinize yağacak aksilikleri, huzursuzlukları, negatif deneyimleri ket vurup bir dakika ya ne oluyor? Okey, tamam, ben şu anda farkına vardım dediğiniz an dönüştürmek için çok önemli bir güce sahip kılmış oluyorsunuz kendinizi cüzi alanda. Sevgili Ece, fazla kilo konusunda bir tam cumartesi yayını yaptık. Onu izleyebilirsin. Unutkanlık çok bambaşka bir konu. Onu burada değinemeyeceğim. Necibeciğim çok sevindim. Evet, gerçekten her sabah bu şekilde kalkın yataktan. Yani buna bir zorlama da değil. Ben illa yataktan pozitif kalkacağım. Ben her gün pozitif kalkacağım diye. Ben hatta bunun şakasını yaparım. Ben tabii ki de yani bu işin tekniklerini bilen, artık anlatır hale gelmiş bir kişi olarak her ne kadar zaman zaman insan tarafım bu tarzda deneyimlere de girse benim artık sayıları çok az gayet tabii, tahmin edebileceğiniz gibi. Ama bazen bir şey olur mesela, özellikle de böyle çok naz yaptığım, zaten herhalde naz yaptığım 2-3 kişi vardır. Birincisi de eşimdir. Bazen sabahleyin işte ne bileyim, belki kötü bir şey görürüm, etkilenirim falan. Sabahleyin kalkarım, der ki bana mesela, günaydın aşkım. Ben de derim ki günaydın değil, küsüm. Bugün küsüm, sana küsüm, hayata küsüm, bana ne, mutsuzum, huzursuzum. Buralarda bir sıkıntı yok. Hepimizin mutsuz, huzursuz olduğu zamanlar oluyor. Burada bir metazori yataktan huzurlu kalkacaksınız, kalkmazsanız gününüz cehenneme dönecek gibi bir algı olmasın lütfen. Hiçbir şeye tutunmamayı savunduğum için huzura da tutunmayın. Sadece ne olup bittiğinin farkına varın. Farkına varın ki değiştirebileceğiniz kudreti elinizde tutun. Tutun ki değiştirebilin, değiştirin ki ondan sonrasını zaten istediğiniz şekilde tasarlayabilin noktasındayım. Nasıl gidiyor bakalım. Her şeyi çok güzel formülüyorsunuz. Bunun içinde bizi aydınlatır mısınız Orkideciğim? Çekim yasasını verimli uygulamak adına anda kalamıyoruz. Peki ona değinelim. Nasıl ikna ederiz kendimizi o an?
Gayet güzel başladık. Enerjimiz yüksek diyelim. Gıcığın biri gelip sizi aşağı çekerse ne yapalım? Biz iyi olmaya niyetliyiz ama arka planda o kişinin dediği laf dönüp duruyor. Dido dediğinize göre bu Didem mi oluyor? Sevgili Didem, öyle mi hitap edeyim sana? Şimdi biz bunu sen kaç yayındır bizimlensin bilmiyorum ama biz bunu çok tartıştık. Şimdi o senin orada gördüğün gıcık var ya. Aslında o gıcık değil dermişiz sana. Çok fazla yayın var. Hangi hafta sonu konuştuk bunları inan ben de hatırlamıyorum. 5 Aralık'ta başlamışız bu yayınlara. Senin bir kere o gıcıktaki gıcıklığı görmez hale gelip kendinde var olan ben de zaman zaman gıcığım, gıcık da olabilirim, ben de gıcığım noktasına gelip önce kendi sistemindeki gıcık tarafımızı kabul edip embrace edip kucaklayıp yani Serra da zaman zaman gıcık olabilir. Hiç sorun yok. Biz insanız. Zaman zaman gıcık da oluruz deyip ben gıcık olabildiğim için bilinçli ve farkındalıklı olarak karşı tarafında gıcıklık yaptığında "Aa bu da benim gibi. Bu da insan ya. Ben de gıcık oluyorum bazen. O da gıcık oluyor bazen." deyip ona gıcık olmama noktasına gelip o gıcık dediğin kişiyi bir ayna olarak kullanmamız gerekiyor ilk etapta. Onlardan etkilenmemek için. Aksi takdirde hep kurban biz, hep bize gıcık davranıyorlar. Hep gıcık onlar noktasından maalesef bir yerlere varmamız mümkün olmuyor. Ailecek izliyoruz. Çok teşekkür ediyorum tüm ailenin değerli vaktı için. Efeler diyarı organik. Stres oldukları için stresle yatıp yeni güne o stres ile başlıyorlar. Kafayı resetleyemiyorlar. Evet. Telefonumuz ne marka? Telefonumuz işte bu en son çıkan iPhone. Ama numarasını bana sormayacaksınız. Hiç bilmem öyle şeyleri. Eşimin işi onlar. Aynen öyle Arzucum. Sevgili Arzucum, seni gördüm. Nasılsın? Senden bol bol yazışıyoruz. Tam istediğimizi mühürlemek nasıl olur net olarak? Onu da anlatacağız. Frekansımız yüksek de olsa külün onayı olmadan bir şey yaratamıyoruz. Arzucum, teoride evet. Çünkü her şeyde onun imzası var. Her şey onun bir tezahürü. Ama frekansının çok yüksek olması bilinç seviyesinin çok yüksek olduğunu ifade ediyor. Bilinç seviyesinin çok yüksek olduğunda hakikate ne kadar yakın olursak her birimiz ona o kadar yakın oluyoruz ki o kadar külliyen sadece sevgi oluyoruz ki bir dakika pardon. Murat bana mı baktınız? Evet ben su isterim. Bugün çok boğazım kuruyor. Onun için zaten frekansımız yüksekse, biz bilinç seviyesinde yükseksek ona yakınız, hakikate yakınız. Ona yakınsak, hakikate yakınsak zaten sevgiden, aşktan, bolluktan, bereketten başka, dilediğimiz iyilikten başka dilediğimiz hiçbir şey olmuyor Arzucuğum. Onun için onların da altının hepsinin imzası zaten hani net imzalanacak bu gibi düşün. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bu dünyada kendi için, yakınları için, uzaktakiler için öteki değil de hep diyorum ya ötedeki eşleri için sağ olun. Hep iyilik, güzellik, bolluk, bereket, sağlık, şu bu istediğimizde bize aksinin gelmesi, aksinin bizi bulması zaten mümkün değil. Onun için bu tarzda niyetlerimiz olduğunda zaten imzalanmış bilin diyebilirim size. Şimdi biraz buradan sorulara bakalım. Şimdi biraz nasıl yapacağımızdan bahsedeceğim çekim yasasını. Çünkü bununla da ilgili bir soru gelmiş. Zaten buradan da soruyorsunuz. Şimdi bir kere teslimiyet, teslimiyet diyoruz ya. Birkaç hafta hep böyle gittim geldim teslimiyet konusunu mu çalışsak, teslimiyetle ilgili mi bir yayın yapsam falan filan diye. Burada bir kısa bahsedeyim. Muhtemelen sonra teslimiyet üzerine bir yayın yapacağım zaten. Şimdi teslimiyet o kadar önemli bir şey ki nasıl anlatayım size? Teslimiyetin altında Serra'nın hiçliğinin idraki yatıyor. Aslında çok net. Yani Serra ilk etapta her şey olduğunu kabul edip ondan sonra da bir hiç olduğunu kabul edip boş bir kanala bağladığında hatta bunu hafta arası süre gelmekte olan değişik gruplarımız var. Onlarla da hep konuşuyoruz. Hatta Perşembe grubundan burada olanlar gördüm. Çarşamba grubundan olanlar gördüm. Onlarla da çok sık bunu tartışıyoruz. Öyle bir şey ki ne kadar
kadar nefs ön planda, ne kadar ego ön planda, ne kadar Serra'nın aklı, akıl, ne kadar Serra'nın bedeni, beden, ne kadar Serra gerçekse aslında her birimiz teslimiyetten o kadar uzağız. Ne kadar Serra aklını küle bağlar, ne kadar Serra bedenini küle bağlar, ne kadar Serra bilincini küle bağlarsa o kadar açık bir kanala sahip oluyorsunuz. Ama bunların her birini, her bir yapıyı birer birer küle, yani hakikate, yani ona, yani yaradana bağlayabilmek için gerçekten tabii ki de tadından yenmez oraya geldiğinizde, ama şu anda orada olmayanlara bunu anlatmak gerekirse külli bir teslimiyet içine girmeniz gerekiyor. Yani bazen mesela en son geçen derste bunu anlatırken grupta bir şey oluyor hayatımızda. Kendimden örnek vereceğim büyük bir samimiyetle. Bir şey oluyor hayatımızda. Bazen içinden çıkamayacağımız olaylar olabiliyor, durumlar olabiliyor. Mesela işte geçen hafta biz neredeyse 5 gün süreyle zannediyorum bütün seansların hepsini sabahtan akşama iptal etmek zorunda kaldık. Çünkü bir aile büyüğümüzün bir sağlık durumu oldu. Çok kritik. Ve ben o hastanenin koridorlarında yürürken hep dedim ki kendi kendime konuşurken onunla, ben zaten başka kimseyle konuşmuyorum biliyorsunuz. Hep dedim ki yapan da yaptıran da sensin. Yani eğer biz bugün buradaysak ve hastanedeysek buna da şükür olsun. Yani bir ölüm olacaksa ona da şükür olsun. Çünkü olması gerektiği için olacak demek ki. Burada bizim hiçbir yetimiz yok. Teslim olmaktan başka bir çaremiz yok. Ve yapan da o, yaptıran da o, veren de o, alan da o. Böylesine bir hiçlik noktasında karşınıza çözemeyeceğinize inandığınız bir şey çıktığında eğer siz hiçseniz külün aklına bağlanıyorsunuz zaten. Serra'nın aklıyla, Serra'nın zihniyle, Serra'nın zekasıyla her yerden çıkmak mümkün değil. Çünkü neden? Çünkü Serra yapı itibariyle bir zihin ve beden korelasyonu. Ve dolayısıyla bu zihin ve beden korelasyonunda bütün sistem Serra kadar kısıtlı ve sınırlı. Bakın burayı çok iyi anlatabilmek istiyorum. Biz bu nefslerimiz ve egonun yapısı itibariyle bu Serra'yı ve Serra'nın beden zihin korelasyonunu o kadar çok önemsiyor, o kadar çok kafamızda büyütüyor bir hale geliyoruz ki. Yani Serra çıktı bu olaydan zekasıyla çıktı. Ya Serra'nın zekası zaten onun zekasının bir parçası. İşte Serra burada bedeninin gücüyle çıktı. Yani düşünsenize, ben 3 çocuk annesiyim. Ben çocuklarımı normal doğumla doğurdum ve benim doğum saatlerim böyle 17 saat, 21 saat falandı. Yani Serra çıkamaz oradan. Serra'nın gücüyle çıkamaz oradan. Ya da gerçekten çözemediği bir şey olduğunda Serra'nın zekasıyla de Serra çıkamaz oradan. Serra'nın bir hiçlik mertebesinde zekasını da aklı küle bağlaması lazım. Bedeninin de kudretini aklı küle bağlaması lazım. Bilinç seviyesini de aklı küle bağlaması lazım. Bu bağlantıların bağlanabilir olması için bu her alanda, yani bilinç seviyesinde, zihinde, bedende %100'lük bir teslimiyet içine gelmek gerekiyor. Ve bu teslimiyete geldiğinizde de o zaman ne oluyor? Diyorsunuz ki siz, yani ben neyim? Nasıl çıkabilirim buradan? Sen yol göster. O zaman zaten mesaj vahiy gelir gibi geliyor. Aslında birçoğunuza geliyor. Sadece tune in etmediğiniz için, o radyo istasyonuna bağlı olmadığınız için mesajı alamıyorsunuz. Ya da birçoğunuz diyor ki işte benim zihnim çok çalışır. Geceleri bile uyuyamıyorum ben. Sürekli bir şeyler düşünüyorum. Duyamıyorum iç sesimi diyorsunuz. Şimdi bu kadar aktif bir nefs ve ego ve zihin korelasyonu içinde gayet tabii ki de iç sesinizi duyamazsınız. Onun sesini duyamazsınız. Onun sesini duyamayınca da çıkabileceğiniz, onun aklı ile, onun gücü kudreti ile ancak çıkabileceğiniz birçok noktadan onsuz, ona bağlanmadan, teslim olmadan çıkamazsınız. Ama biz ne yapıyoruz? Biz çok büyük bir olay olana kadar, gerçekten buradan çıkamıyorum dedirtecek bize,
bir olay olana kadar biz serraları gerçek zannediyoruz. Fakat ondan sonra öyle bir şey geliyor ki başımıza, işte hakikatte zaten böyle, uyan çağrılarının hepsi böyle. Öylesine bir olay geliyor ki başımıza, işte çok büyük bir talihsizlik ya da çok büyük bir huzursuzluk, mutsuzluk, bir ölüm, vefat, kayıp, hastalık neyse. Ve biz o zaman diyoruz ki ya Rabbim yardım et. Zaten öncesinde de yardım eden oydu. Şimdi dilediğinde de yardım edecek o. Zaten ondan başka bir şey yok. Yani sen sadece büyük olaydan evvel kendin çözebileceğini düşünüyordun. Halbuki gene ondan çözüyordun. Ama orada sen vardın zannediyordun. Halbuki sen orada da yoksun. Onun bir tezahürüsün ama bilinç seviyen hangi basamakta ise onun üzerinden deneyimliyorsun. O kadarını görebiliyorsun. O kadarını, mesajın o kadarını görebiliyorsun. Bilinç basamağına göre mesajın o kadarını görebiliyorsun. Dolayısıyla ben teslimiyeti çok önemsiyorum. Dediğim gibi bununla ilgili ayrı bir yayın yapmayı da planlıyorum. Fakat biz çekim yasasına geri geldiğimizde, Law of Attraction'a, burada da teslimiyet çok önemli. Neden çok önemli biliyor musunuz? Hatta bunu da burada belirteyim, yayının başında aklımdaydı. Benden çok kitap soran oluyor. Böyle de çok mesaj alıyoruz. İşte ne kitap okuyalım, hangi kitabı okuyalım? Şimdi ben sizin bilinç seviyelerinizi bilmiyorum. Hangi bilinç basamağında olduğunuzu bilmiyorum. Bugüne kadar neler yaptınız bilmiyorum. Bu mesajları bana atan sevgili dostlarım. Ben size hangi kitabı tavsiye edeyim? Hangi birini tavsiye edeyim? Yani benim kredi kartı ekstremdeki en fazla bütçeyi ayırdığım yer kitap alımı. Onun için hangi birinize ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Ancak bana yazarken... Bunu da buradan belirtmiş olalım. Bugüne kadar bir eğitim aldınız mı, almadınız mı? Almadıysanız hangi eğitim aldıysanız, hangi eğitimleri aldınız? Hangi konularla ilgilisiniz? Kuantum mu, tasavvuf mu? Yani bu kitap dediğinizde bilgi bir derya. Hangi birini tavsiye edeceğimi bilemiyorum. Onun için o cevaplara geri dönemiyorum. Daha spesifik sorarsanız elimden geleni tabii ki de yaparım. Fakat tam da burada, bu anlattığım konuda bir kitap var. Bu kitabın Türkçesi var mı bilmiyorum. Çünkü maalesef Türkçe kitap neredeyse hiç okumuyorum. Ama İngilizcesini ben size söyleyeyim. Hatta Dafne'cim yayında mısın? Dafne yayındaysa o zaman belki de bu kitabın Türkçesi var mı yok mu ve varsa da nedir adı bize belki buradan paylaşır. Çünkü kitabın adı şu. Ask and it's given. Yani diyor ki kitap iste. Aslında ask İngilizce'de soru sormak demek ama... farklı bir sinonim anlamda bu aslında. Türkçe'ye çeviriyor olsanız bunu. Çünkü oradaki ask evrenden istemek anlamında aslında yazılmış. Oraya aldanmayın. Ask and it's given diyorsunuz. Ve evrenden iste ve zaten sana verilecektir diyor. Şimdi işte teslimiyet burada çok önemli. Neden önemli? Siz bir şey niyet edip bu niyeti evrene gönderdiğinizde evrenin sizin bu niyetinizi sizin için gerçekleştireceğine inancınızın sonsuz olması gerekiyor. Bu inancın sonsuzluğu da teslimiyete bağlı. Siz ne kadar teslimseniz sisteme o kadar inanıyorsunuz demek. Neden? Çünkü aranızda eminim bir sürü kontrol freak diyorum ben onlara. Çok kontrolcüler var. Her şeyi kontrol etmek isteyen, her şeyin mükemmel olmasını isteyen, kontrol ettiğiniz için mükemmel olduğunu düşünen, yani kendini bir şeyleri kontrol edebilir adleden açıkçası. Tabii bu çok büyük bir illüzyon. Evet, cüzi alanda yaratım şeyiniz var. Kendiniz ile sınırlı, düşünceleriniz ile sınırlı bir yaratım alanınız var. Dediğim gibi külün imzası ile. Ama hiçbir şey kontrol edemezsiniz. Tek kontrol edebileceğiniz şey hangi bilinç basamağını seçeceğinizi kontrol edebilirsiniz. Derinlemesine bakıp düşüncelerinizi kontrol edebilirsiniz. Yani kontrol derken check etmek anlamında söylüyorum. Ve buradan bir seçim yapabilirsiniz. Kendi seçiminizi kontrol edebilirsiniz. Evet, ben hakikati seçiyorum. Hayır, ben illüzyonu seçiyorum gibi bir seçimi yaparken bu seçimi kendi bilinciniz ile, zihniniz ile seçip kontrol edebilirsiniz. Ama onun dışında hiçbir şeyi kontrol edemezsiniz. Çünkü herkes belli bir zihin yapısı üzerinden manifestation'a giriyor. Üç boyutlu dünya dediğimiz bu gezegende.
ve bunun kusursuz bir işleyişi var. Siz önce mükemmeliyetçi oluyorsunuz kabul görmek için, arkasından mükemmel olunamayacağını idrak edemediğiniz için, etmekte zorlandığınız için diyorsunuz ki ben daha da mükemmel olsun ya da istediğim mükemmelliğe ulaşsın diye benim kontrol etmem gerek noktasına varıyorsunuz. Bu sefer olanı, biteni, geleni, gideni kontrol etmeye kalkıyorsunuz. Bu elinizde bir bomba gibi patlamaya hazır. En nihayetinde er ya da geç patlıyor zaten. Ve bir şekilde evren size çok net bir mesaj gönderiyor ve diyor ki ey kulum, neyi kontrol edebileceğini zannediyorsun? Hiçbir şey kontrol edemezsin. Yaşamana bak. Ne olmaya geldiysen onu ol. Hayattan zevk al ve misyonunu bul. Misyonunu gerçekleştir diyor yaşam size. Siz halbuki orada daha işte o da beni sevsin, bu da beni saysın, bu da bana itibar görsün diye daha mükemmel nasıl olurum, mükemmel olmak için neyi kontrol edebilirim noktasında duruyorsunuz. Burada teslimiyet sıfır sevgili dostlar. Burada teslimiyet sıfır. Ha, demiyorum ki size bir eylemsizlik. Çünkü teslimiyetin de en yanlış anlaşıldığı yer burası. Yatay düzlemde, yani dünya düzleminde, yani mülk aleminde mi teslim olalım? Hayır. Peki ne yapalım biz mülk aleminde, dünya aleminde? Çabalayalım mı? Hayır. Sadece yapmanız gerekeni iyi bir niyetle ve büyük bir gayretle yapmanız gerekiyor. Yapmanız gereken tek şey bu. Ben anlatımlarımda gayret ve çabayı birbirinden ayırıyorum. Çünkü çaba bana daha çok kelime anlamı ile çağrıştırdıklarından, bana daha çok çabalamak bir şeyi elde etmek için geliyor. Yani ben bir şey elde etmek için çabalıyorum. İşte bir ilişkim olsun diye çabalıyorum. Param olsun diye çabalıyorum. İtibarım olsun diye çabalıyorum. Sevileyim diye çabalıyorum. Sayılayım diye çabalıyorum. Burada böyle bir arkasında bir sonuç var, bir beklenti var gibi geliyor. Gayret burada bana daha saf bir niyet, daha pure bir intention gibi geliyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de de birçok ayette gayretten bahsediyor aslında. Bu da zannediyorum tesadüf değil. Çünkü diyor ki yani zaten ne olacağına olacaksa ben onu olduracağım. Ama sen gayret et diyor. Buradaki gayret kesinlikle bir çaba değil. Buradaki gayret ben burada insani tarafım ile, Serra ile yaşamaya devam ediyorum. İşte Serra'nın günlük gayret ettiği işler var. İşte cumartesi, pazar yayınlarında bundan bir tanesi fayda sağlamaya gayret ediyor, katkı olmaya gayret ediyor, kanal olmaya gayret ediyor. Burada bir gayret var. Ama ben bu yayınları yapmak için çabalıyor olsam bunun arkasında sanki daha farklı bir beklenti mi var gibi geliyor bana çabalamanın arkasında. Onun için gayrette kalmanızı istiyorum. Çabada değil. Ve teslimiyette kalmanızı istiyorum. Kontrolde değil. Çünkü teslim olmaktan başka bir çareniz yok. Ve yapabileceğiniz tek şey çok güzel bir niyetle gayret etmek. Onun için tekrardan geri dönersek Law of Attraction'a, çekim yasasına. Çekim yasasının ilki şu. Evrenden iste diyor. Kitapta tamamen bunun üzerine. Ask and it's given diyor. Sen yeter ki iste. Ne istiyorsan ben sana vereceğim diyor. Şimdi burada dediğim gibi eğer teslimiyet noktasında iseniz ve teslimiyet noktasına varabilmek için de bilinç basamaklarında yükselmemiz gerektiğini eminim hepiniz idrak ediyorsunuz bu kadar cumartesi pazar yayınından sonra. Dolayısıyla zaten o noktaya geldiğinizde farklı bir niyetinizin olması da mümkün olmuyor. Onun için ne ask ederseniz edin, ne isterseniz edin, isterseniz isteyin. Evren size zaten gümüş tepsiyle getiriyor bunu. Çünkü amacınız çok iyi, niyetiniz çok saf, hep sevgi dolu, hep aşk dolu, hep katkı sağlamak adına. Ve ne oluyor o zaman? Ne istiyorsanız aslında siz daha zihninizden geçirirken oluşmaya başlıyor. İnanın bana. Yani düşünüyorsunuz ve arıyorlar. Hayal ediyorsunuz ve ertesi günü e-maili geliyor. Ya da yani bu belki şu anda bunları dinleyenler açısından, siz sevgili dostlarım açısından çok ütopik gelebilir ama bunların gerçekten canlı örnekleri var. Ben de kendimi acizane bu canlı örnekler arasında sayabilirim. Benim de işte siz beni kaç cumartesidir, pazardır tanıyorsunuz. Hani yakından tanıyanların dışında. Bu avatarlar çok akıllı avatarlar. Bu zihin beden korelasyonları çok akıllı. Yani siz benim burada niyetimi biliyorsunuz.
gayretimi biliyorsunuz, hepsini görüyorsunuz. Şimdi niyeti ve gayreti böyle olan bir insanın tüm evrenin ona sundukları ve getirdikleri de böyle oluyor. Ben demiyorum ki size, siz işte böyle değilseniz, istediğiniz olmuyorsa art niyetlisiniz. Böyle bir yanlış anlaşılmaya maruz kalmayacağımı biliyorum vaka, ama sadece teslimiyet noktasına gelebilmeniz için, istediğinizin istediği anda oluşabilmesi için bilinç basamağında yükselmek için zihnimizle çalıştıktan sonra işte tüm bu doğrulardan, yanlışlardan, güzellerden, çirkinlerden arınıp önce bu yapıyı kabul edip ondan sonra her şeyim deyip ondan sonra hiçliğe varıp ondan sonra bomboş bir kanal olup kapıları böyle açıp aşk mı istiyorsunuz, bolluk mu istiyorsunuz, bereket mi istiyorsunuz? Onun yağması için yağmuru beklemeniz gerekiyor. Ve onun için eğer not alanlar varsa aranızda, evet teslimiyet önemli, gayret önemli, çabadan sakının diyorum, kontrolden sakının diyorum. Mümkün olduğu kadar düşüncelerinizi dönüştürerek, bastırarak, iterek değil, izleyerek ve ondan sonra da isteyin diyorum. Law of Attraction'ın çekim yasasının bir numaralı aksiyonu istemek. Eğer bunu not alanlar varsa aranızda not edebilirsiniz. Şimdi 2'ye ve 3'e geçeceğim. Bir bakalım. Bir sorun daha olacak demiş sevgili Necibe. Bazen insanlarla düşüncelerim gerçek çıkıyor. Mesela art niyetli insanları ayırt edebiliyorum. Bu da mı düşüncelerimle alakalı? Necibeciğim, art niyetli insanlar sadece senin karşına çıkmıyor. Sen de art niyetli bir insansın. Ben de art niyetli bir insanım. Karşına çıkanlar da art niyetli bir insan. Ayrıca onlar da iyi niyetli insanlar. Sen de iyi niyetli bir insansın. Ben de iyi niyetli bir insanım. Art niyet ve iyi niyet birbiriyle karşılıklı duran, kuantum üzerinde birbirine bağlı ve içimizdeki bu her şeyim noktasına gelmek için yapıdaki her türlü sıfatı kabul ettiğimiz bir dönem. Evvelki yayınları izleme fırsatın olursa orada bayağı uzun hafta sonları irdeledik biz bu konuyu. Onun için oradaki art niyet bizde de var. Seçebiliriz her zaman art niyetli olmayı. Ama bilinç seviyesi yükseldiğinde gayet tabii ki de seçmez oluyorsunuz. Çünkü sevgiden, aşktan başka hiçbir şey kalmıyor geriye. Gayret ve teslimiyette sınanma var mı? Sınanma son nefesimize kadar var sevgili Orkide. Bana bu soru da çok geliyor. Siz madem bilinç basamaklarında böyle yükseldiniz, İşte bunları anlatır hale geldiniz, böyle yayınlar yapıyorsunuz. Siz sınanmıyor musunuz? Mümkün mü? Serra bir insan, benim bilincim Serra ile bedenlenmiş. Burada deneyime girmiş, tekamül ediyor. Tekamül sürecinde bunun sonu yok. Bunu anlattım zannediyorum nefsi anlattığımda. 18 bin alemden 26 dimension'dan bahsediliyor. Yani burada öldükten sonra da bitmiyor. Ben size söyleyeyim. Onun için gayet tabii ki de sınanıyoruz hepimiz. Ama daha az, daha seyrek, daha şöyle, daha böyle geliyor deneyimler. Çünkü sıfır kontrol, %100 bir teslimiyete ulaştığınızda buradaki eylemi geriletmekten bahsetmiyorum. Serra çalışmaya devam ediyor, Serra para kazanmaya devam ediyor, Serra spor yapmaya devam ediyor, Serra eşiyle ilgilenmeye, çocuklarıyla ilgilenmeye devam ediyor, Serra evindeki işini aksatmıyor. Bakın, teslimiyet dediğimde kesinlikle mülk aleminden bahsetmiyorum. Teslimiyet benim zihnimde ulaşabileceğim bir bilinç basamağı. Ben mülk aleminde çalışmaya, kendime bakmaya, spor yapmaya, eşimle ilgilenmeye, çocuklarıma annelik yapmaya, anneme evlatlık yapmaya, kardeşime ablalık yapmaya devam ediyorum. İşlerim, güçlerim bitmiyor. Her alanda gayret içindeyim. Daha iyi nasıl yaparım, nasıl daha katkı sağlarım gayreti içindeyim. Ama çabam sıfır. Çabam sıfır. Yani çabada bir insan olsaydım şu cumartesi yayınlarını yaptığımdan beri herhalde 20 kere falan eğitim yapardım. Buna vakit ayırırdım. İşte çok da daha farklı olurdu belki. Yani
Yapılabilir, neden yapılmasın? Vaktim olduğunda yaparım. Ama bir çabam yok. Anlatabiliyor muyum? Önceliklerim var, gayretlerim var, koşturuyorum. Hep daha iyi bir versiyon olmaya çalışıyorum. Bunun da zaten sonu yok. Arada da sınanıyoruz hepimiz. Ve sınandığımızda da ben sınanmasam da onda olduğum için sınandığımda da onda oluyorum. Çok bir şey fark etmiyor benim için. En üzüntülü olduğum zamanda bile şükrediyorum. Yapanın ve yaptıranın o olduğunu çok iyi biliyorum. Ondan başka da bir yerden dileyemeyeceğimi biliyorum. Onun için en üzgün anımda bile çok mutlu olabiliyorum. Onun varlığının ve kalbinin içinde. Yaradan herkesi donanımlı bir şekilde yaratmıştır. O donanımı nasıl kullandığımız önemli. Herkes bu donanımı kullanamıyor. Evet, işte burada araya nefs giriyor, ego giriyor. Teslimiyetin bir kısmı bu da geçer diyebilmek mi? Bu da geçer yahu lafı Nogay'cığım. Hoş geldin, gördüm seni. Çok sevdiğim laflardan bir tanesi. Teslimiyet bu da geçer yahu mu? Yani bağlantılı gayet tabii ki de. Teslimiyet de şöyle Nogay. Teslimiyet de öyle bir noktada oluyorsun ki. Ne olursa olsun evet noktasında duruyorsun. Hayat bana ne getirirse getirsin. Buradayım. Tekamüle hazırım. Bilincim burada, zihnim burada, kalbim burada. Sen buradasın. Ben buradayım. Ben eridim. Sen oldun zaten. Sen ne gönderiyorsan ben bunu bir öğreti olarak almaya, bundan bir öğreti çıkarmaya hazırım. İslam'ım, teslimim diyoruz. Bunu da hep yayınlarda bahsediyorum biliyorsunuz. İşte Ali İmran suresinin 19. ayetinde bunu çok güzel anlatıyor. Allah katında din İslam'dır diyor. Şüphesiz ki Allah katında din İslam'dır diyor. Yani hakikatte sistem, yani din İslam olmaktan, İslamiyet'ten, yani teslim olmaktan geçer diyor. Bu da geçer yahu da zaten geçiyor. Ne olursa olsun geçiyor. Yani teslimiyetten evet bir parıltı var o cümlede ama teslimiyet daha derin tabii. Ve onun da tabii ki de basamakları var. Bunu bir başka yayında zannediyorum çok kısa bahsetmiştim. Özellikle tasavvufta teslimiyeti çok güzel anlatır. Tasavvufta teslimiyeti 3 aşamada anlatır. Birincisi mülk alemini bıraktırır. Yani bu dünya dediğiniz madde dünyasını. İşte bu diyor ya cennet dediğiniz birkaç köşkle birkaç huri. Sen onu ver isteyene, bana seni gerek seni diyor ya Yunus Emre. İşte buradaki bu birkaç köşkte birkaç huri mülk aleminin ifadesi için kullanılmış. Tasavvufta önce mülkte bir bırakma ve teslimiyete getirmeyi amaçlıyor sizi. Arkasından ahireti bıraktırıyor size. Ahireti bırakmak ne demek oluyor? Burada ahirette şöyle olacağım, böyle olacağım, işte cennete gideceğim. Huriler olacak, orada şarap içeceğim. Neyse onun tanımı mazur görün, sürçülisan ettiysem orayı bıraktırtıyor. Yani önce mülk alemini bıraktırtıyor. Ondan sonra mülk aleminde yaptıklarınla ahireti garanti etmeni bıraktırtıyor. Ondan sonra mülkü ve ahireti bırakanı bıraktırtıyor. Geriye de başka hiçbir şey kalmıyor zaten. Eriyorsunuz, gidiyorsunuz. Külliye ne oluyorsunuz yani? Çok doğru. Power Secret. Evet. Elinden geleni yapmak gayret. Çok çok iyi. Muhteşem. İlla oldurmaya çalışmak, kontrol etmek, çabalamak mümkün değil. Olmayacak bir şeyi olduramazsınız. Böyle bir güç ve kudrete sahip değilsiniz. Ne cennet hevesi ne de cehennem korkusu. Aynen. Evet. İkinciye geçelim o zaman. Burada da onunla ilgili bir soru vardı. Hemen soruyu bulalım. Okey. Aslında buna ilkinde de biraz bahsettim. Birincisinde dediğim gibi istiyorsunuz. İsterken çok saf bir niyet ile ne istediğinizi söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki ben hayatıma bolluk ve bereket çekiyorum. Şimdi özellikle de bu bolluk, bereket ve para konusuyla ilgili de çok soru geliyor. Onunla da ilgili ayrı bir cumartesi yapacağım. Yani bu para dediğimiz Matrix'in nasıl onun da külliyen enerji olduğunu anlatacağım. Onunla ilgili sıkıntısı olanlar oluyor. İşte biz
Bir de bu pandemi falan şimdi gerçekten birçok denge değişti. Gelirler, işler, işte işten çıkanlar, şu bu. Onunla da ilgili bir cumartesi yapacağım en kısa zamanda. Fakat bolluk bereket dediğimizde örneğin şöyle bir etrafınıza bakmanızı istiyorum hepinizin. Çünkü eğer bolluk bereket yok ise hayatınızda bu bolluk bereket sizin zihninizde olmadığı için size yansımıyor. Nasıl dediğinizi duyar gibiyim. Şöyle, eğer ben zihnimde bir bolluk ve bereket içinde yaşıyorsam benim zihnimde yarattığım hayatı deneyimliyor olacağım için tuttuklarımla, çektiklerimle, işte ne kadar teslimiyette olduğum, ne kadar gayret içinde olduğum, ne kadar oyunu kuralına göre oynadığım ile alakalı. Ve o zaman benim zihnimde bolluk bereket varsa bu demek ki benim hayatımda da bolluk bereket var. Yani bunun nazarla da ilgili konuşuyoruz değil mi? Nazar var mı? Şimdi benim hayatımda nazar varsa aklımda, zihnimde benim hayatımda da nazar var. Ama benim zihnimde nazar yoksa o zaman benim hayatımda da nazar yok. Şimdi özellikle Burak ile olan resimlerimi koyduğumda falan siz sevgili dostlarımdan çok güzel yorumlar yapıyorum. Serra Hanım çok korkuyoruz nazara geleceksiniz diye. Ben halbuki onları gerçekten bir katkı sağlamak, size ilham olmak, yani aşk var gerçekten bulabilirsiniz. Sakın ümidinizi yitirmeyin. Sakın umutsuzluğa kapılmayın. Bakın biz buna bir örnek olalım, size ilham olalım diye koyuyorum. Ama şöyle bir zihin yapısıyla koysam. Desem ki mesela ben şimdi Burak'la resmimi koyuyorum. Eyvah nazar değer mi? Şimdi bu beni takip eden, yayınları dinleyen insanların arasında iyi niyetliler de vardır, kötü niyetliler de vardır. Şimdi bu kötü niyetlilerin bana nazarı değer mi diye ben düşünmeye başlarsam sonra ne oluyor? Olmadık bir yerden bizim Burak'la işte bir örneğin aynı fikirde olmadığımız ve gerildiğimiz bir an olsun. Hah, diyorum ben şimdi. Bak resmi koydum görüyor musun? 3 gün sürmedi hemen kavga ettik. Evet nazar var. Ben o zaman bu resmi koydum diye bize şimdi nazar değdi. Diyorum ya ben artık bunu çekirdek inanç haline getirmiş oluyorum. Çekirdek inanç haline getirdiğim zaman da biliyorsunuz bunu böyle bir kutuya koyuyorsunuz. Öyle bir yere kaldırıyorsunuz ki neredeyse bir daha biz çalışmadıkça sizin onu bulmanız imkan olmuyor. Onun için burada ne düşünüyorsanız zaten hayatınızda da onu çekeceğiniz ve onu yaratacağınız için cüz'i alanda o zaman ne oluyor? Benim zihnimde bolluk bereket varsa bolluk bereket beni buluyor. Benim zihnim her bir molekülüm hücrem aşk 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 diye dönüyorsa o zaman zaten aşkın en güzeli beni buluyor. Ben burada neysem onu çekiyorum çünkü onu istiyorum. Ben bolluk bereketim diyorum. Ben aşkın kendisiyim diyorum. O zaman bolluk bereketi çekiyorum. O zaman aşkı çekiyorum. O zaman dillere desen bir aşk yaşar oluyorsunuz. O zaman bolluk bereket içinde yaşar oluyorsunuz. Her şey burada neye inandığınızla alakalı. Özellikle bu para ile ilgili konuda dediğim gibi onu ayrı bir hafta sonu değineceğim inşallah ama para dediğinizde parayı bir mülk, bir meta olarak görüyorsunuz. Para dediğinizde bugün enerji. Hatta bu şimdi işte yeni bu meşhur olan bitcoinler, şunlar bunlar. Öyle bir noktaya geldi ki artık gerçekten külliyen bir enerji molekülü haline gelecek. Neredeyse kağıt para kalmayacak yani belki de çocuklarımızın, çocuklarının zamanında ya da daha erken. Onun için siz ona bir meta olarak, bir mülk olarak, bir madde olarak baktığınızda paranın da bir enerji olduğunu idrak etmediğinizde, aşkın da külliyen bir enerji olduğunu idrak etmediğinizde ve kendi enerjinizi o enerjiye tune in edip onu çekmediğinizde onun size o frekansta, o ayarda değilken size gelmesi, bulması mümkün olmuyor zaten. Burada sıkıntı çekiyorsunuz. Onun için işte hep bu böyle para ağaçta mı yetişiyor, işte yok efendim işte bilmem ne yapmıyoruz, bir sürü yani şimdi hiç burada söylemeyeceğim bile bir sürü duyduğunuz, edindiğiniz ve farkında olarak ve olmayarak zikrettiğiniz gerek düşünerek gerek söyleyerek ve size hayatınızda size bunların aksini çektirdiğiniz düşünce kalıplarınız var gayet tabii ki de. Ya da işte aşk işte aman aşkı kim bulmuş ki beni bulsun falan. Yani buna inanırken farklı bir şey çekemezsiniz Law of Attraction üzerinden. Çekim yasası bu konuda çok net. Ne düşünüyorsanız, ne inanıyorsanız onu çekiyorsunuz.
Onun için ben külliyen aşksam zaten aşkın en güzeli beni buluyor. Ben kendim bolluk ve bereketsem, bu arada Serra ismi de bolluk bereket demek biliyorsunuz. Ben kendim bolluk bereketsem, o şekilde inanıyorsam, o şekilde düşünüyorsam onu çekiyorum hayatımda. Ya da işte ben kalabalık bir yere girdiğimde yani gayet tabii ki de beni seven de olur, sevmeyen de olur. Biliyorsunuz artık, tanıyorsunuz beni. Benim bir sıkıntım yok o konuda. Zaten herkes de sevemez, herkes de sayamaz. Herkes de neyse o zaten. Oralarda hiçbir problem yok. Ama ben bir mekandan içeri girdiğimde, ben insanları çok seviyorum diye girdiğimde zaten insanlar da sizi seviyor. Çünkü siz o sevgiyi yaydığınızda o sevgi size geri yayın oluyor. Yani bunu bir broadcast gibi düşünün aslında. Bir televizyon dekoderi gibi düşünün. Dekoderden hangi frekansta yayın yapıyorsa, hatta mesela ben onu şu şekilde de örnek vermeyi çok seviyorum. Baykuş mesela çok önemli bir hayvan hayvanlar aleminde. Gece karanlıkta göremiyor biliyorsunuz. Ve gece karanlıkta uçması gerektiği zaman aslında bir ses çıkartarak o sesin gidip maddesel, cisimsel bir yapıya, yani bu bir ağaç olabilir, dal olabilir, çiçek olabilir, yamaç olabilir, çarpıp o ses baykuşa geri geldiğinde baykuş aslında yönünü bulabiliyor. Aslında bizim isteklerimiz ve kendimize çektiklerimiz de bununki gibi. Biz bir yayın yapıyoruz bu yapıdan. O yayın gidiyor, bir yerlere çarpıyor, ondan sonra aynısı bize geri geliyor. Dolayısıyla ben burada eğer aşkı kim bulmuş ki ben bulayım yayınını yapıyorsam, bilin ki sizi aşkın falan bulması mümkün değil. Ya da diğer taraftan işte ekonomi çöküyor, dünya batıyor, yandık, bittik, kül olduk noktasında durursanız yukarıdan size beyaz atlı unicorn'la bilmem ne kadar para gelmiyor. Yani siz mülk aleminde gayret içinde olup lahut aleminde, yani bilinç ruh aleminde teslimiyet noktasında durduğunuzda sistem kusursuz bir şekilde işliyor. Sizin niyetiniz saf, külliyen sevgisiniz, katkı sağlamak için buradasınız, ışık olmak için buradasınız. Hepimizin amacı, Yaradan'ın amacı, onun amacı da tek. Burada ışık olmak, sevgi olmak, aşk olmak. Onun için bu noktada olduğunuz zaman da ask and it's given. İstiyorsunuz ve anında oluyor her şey. Onun için bir, dediğim gibi istiyoruz. İki, bu da çok önemli. Bu da gene teslimiyete bağlı bu arada. İki, olacağına dair inancım sonsuz oluyor. Yapan da yaptıran da o ya, İslami kanattan anlatırsak eğer. Yapan da yaptıran da oysa, benim niyetimi ben biliyorsam, ben bir şeyi istediğimde neyi istediğimi biliyorsam, ben bunu katkı sağlamak için yapıyorsam, ben gayretimi sonuna kadar gösteriyorsam, ben bilinç seviyemde teslimiyetteysem, zaten benim inancım sonsuz. O kadar sonsuz. Her hücrem ona inanarak dönüyor. Buna ne diyorsanız, yaratan, yaradan, Allah, sistem, mutlak enerji, aklı kül, ne diyorsanız hepsi aynı şey zaten. Sistem, yani bu bütün bu her şeyi yaratmış olan yaratıcıya benim inancım sonsuz. İnancım sonsuz olduğu zaman, bir kere burası çok önemli, çekim yasasında inancım sonsuz olduğu zaman, bir şey olmadığında da hayrım için olmadığını bildiğimi ya da bir şey olduğunda da hayrım için olduğunu bildiğim için, yani sizin negatif de deseniz, pozitif de deseniz, her ne diyorsanız deyin, olan her ne oluyorsa benim hayrım için olduğuna inancım sonsuz olduğum için, benim ona inancım sonsuz olduğum için de çekim yasası bende dört dörtlük tıkır tıkır işliyor. Çünkü büyük bir saf niyetle istiyorum. Olacağına dair inancım sonsuz. Neden? Çünkü ne istediğimi biliyorum. İsteğimdeki saflığı, temizliği biliyorum. İsteğimdeki gayreti biliyorum. Ona olan inancımı, aşkımı biliyorum. Olmamasının imkan dahilinde olmadığını biliyorum. O rıza etsin diye istiyorum. Mesela geçen hafta duygusal bir haftaydı benim için. İşte hem bu rahatsızlıkla ilgili hem de diğer taraftan da çok önemli başka bir gelişme oldu ve o inşallah şimdi çok daha büyük bir proje haline gelecek. Ümit ediyorum, dua ediyorum. 7/24 dua ediyorum. Siz de benimle dua edin. İlk etapta bir mahkum olarak adlandırılmış bir
hanımefendi ile çalışma fırsatım oldu. İşte şu kadar zaman içeride kalmış falan. Onun tabii rızasıyla anlatıyorum ve gayet tabii ki de isim vermeden anlatacağım. Ve benim senelerdir yanıp tutuştuğum bir şey. Örneğin işte bu cezaevlerinden çalışmak, oradaki insanlara dokunabilmek, oradaki insanlara da yalnız değilsiniz, biz buradayız demek. Onlara çıktıklarında bir şans olabilecek bir zihin yapısını bırakabilmek, gösterebilmek, bir ümit olabilmek, onları umutlandırabilmek belki. Çünkü insanoğlu, evet, hepimiz birçok şey yapıyoruz. Bazen bir an geliyor, sanki bütün kablolar kopmuş gibi oluyor. Hiç olmayacak şeyler oluyor. Gayet tabii kanunlar var mülk aleminde, dünya aleminde. İşte bu kanunlar işliyor, işte birçok insan içeri giriyor. Onların da bir hayat hikayesi var. Ve ben senelerdir ettiğim duanın haddi hesabı yok. Hatta işte geçen hafta da arabada gidiyorum. Gerçekten samimiyetle söylüyorum. Ağladım yani. Ya şimdi bile gözlerim doluyor. Dedim ki razı gel ne olur. Rıza et yani. Şu imkanı bana ver. Aç kapı aç. Bir şey yap yani. Gerçekten çok istiyorum. Çünkü oraya girmeleri bir şey. Orada kalmaları bir şey. Ama ya çıktıktan sonra nasıl olacak? Nereye gidecekler? O sabıkayla nasıl iş bulacaklar? Nasıl hayatlarını idame ettirecekler? Yani çok istiyorum, çok istiyorum, çok ağlıyorum, çok dua ediyorum. Ve gerçekten oluşmaya başlıyor. Ama bunun zamanını bilmiyorsunuz. Onu da bir Instagram şeyinde yazısının altına yazdım. Bir tohum atıyorsunuz evrene. Dua ediyorsunuz, istiyorsunuz, ağlıyorsunuz, yalvarıyorsunuz, yakarıyorsunuz. Rıza gel diye, razı ol diye. Ama zamanını bilmiyorsunuz. Yani ben senelerdir bunu istiyorum. Senelerdir. Değil ki Serra'nın bilinç seviyesi şöyle böyle. Keşke, inşallah yani keşke öyle olsa. Ve Serra'da çekim yasası işliyor. Evet, evet işliyor. Görüyorum her alanında. Ama benim beklediğim... Ben vaka zaman beklemiyorum ama siz bunu yaptığınızda bir çekim yasasını bununla ilgili bir zaman koyuyorsunuz. İyi de güzel sevgili dostlarım, lineer zaman koyuyorsunuz. Lineer zaman insani bir zaman, insan icadı bir zaman, mülk alemine ait bir zaman. Evrensel yasalar, evren, sistem lineer zaman üzerinden çalışmıyor ki. Neyin zamanını koyayım? Yani ne diyeyim? Ben cezaevleriyle çalışmak istiyorum. Razı geldi, rıza et. 6 ay bu iş olsun mu diyeyim? Hangi 6 ay? 6 ay ne demek? Yani her şeyin anda olduğu, geçmişin cümleye başladığımda cümlenin sonuna geldiğimde geçmiş olduğu, geleceğin henüz gelmemiş olduğu, geçmişin geleceğin de anda olduğu bir evrende neyin zamanını koyayım? Neyin? Ben bilemem ki ne zaman olur. Bilmiyorum. Oluşmaya başladı. Karşıma böyle biri çıktı. Ben bazı yerlere mesajlar attım. Onlardan bir tanesiyle çalışmaya başladım. Yani çıkınca mutluluktan secde-i şükür ettim diyebilirim size. Ama daha da büyük bir oluşum istiyorum. Benim için hiçbir zaman yeterli değil. Hatta şimdi buradan görüyorum yazılarını. Perşembe grubumdaki çok sevgili dostlarımdan bir tanesini gördüm şimdi yazmış. Onlarla da paylaştık. Çünkü tam o gün ben ilk görüşmemi yapmıştım ve akşama da onlarla bir şeyimiz vardı. Grup toplantımız, eğitimimiz var. Ve bana diyorlar ki hepsi, işte Serra neden kitap yazmıyorsun? Serroş kitap yaz. Yazıyorum ama çok ağır ilerliyor. Hızlı ilerlemiyor. Ve dedim ki perşembe günkü eğitimde, bilmiyorum dedim. Yani yazıyorum ama biter mi bitmez mi bilmiyorum. Bak evet, zaten kendisi de yazar bu arada. Sevgili yazar Esra Kalkavan. Çok güzel kitapları var. Tavsiye ederim. Mutlaka alın okuyun hepsini. Gerçekten çok güzel bir kalemi var. Anlatımı var. Ve işte Esra'cığıma dedim ki, Esra dedim, belki hep kitap yaz, kitap yazıyorsunuz. Belki de dedim kitap yazamadan öleceğim. Ama bana deseniz ki dedim, sen kitap yazıp çok ünlü olup işte şöyle böyle kitap satışlarında rekor yapıp
insanlara mı dokunmak istersin? Ya da işte mesela benim en büyük niyetim cezaevleriyle çalışıp oradaki insanlara mı dokunmayı istersin? Ben sonuncusunu tercih ederim mesela. Onun için öncelik sıran farklı olunca kitap hep sürekli arka planda kalıyor. Esra'cığım da sağ olsun dedi ki, Senroş dedi, o zaman dedi, madem ben yazarım, kitapta yazıyorum, belki de ben yazarım dedi. Ne kadar güzel olur dedim. Hepimiz burada bir misyon için buradayız. Esra'nın da misyonu demek ki kalem olmak. Kalem suresi var biliyorsunuz. Çok güzel bir sure. Onun da belki misyonu kalem olmak. Benim de belki misyonum başka bir şey olmak. Hepimiz buraya zaten ne olmaya geldiysek onu olursak müthiş bir mozaik ortaya çıkıyor. Onun için dediğim gibi inancım sonsuz. Senelerdir ağladığım, istediğim bir şey oluşmaya başladı. Ama zamanını bilmiyordum. Bu kadar zaman süreceğini de bilmiyordum. 6 ay sonra mı olur? 6 sene sonra mı olur? Onu bilmiyordum. Sadece istemiştim, niyet etmiştim. Defalarca ağlayarak, yalvararak. Olacağına dair de inancım sonsuzdu. Şimdi de üçüncüsüne geliyoruz. Çekim yasasının üçüncü aksiyonu. Birincisi istemek, ikincisi inanmak, üçüncüsü beklemek. Sevgili dostlarım, üçüncü de bekliyorsunuz. Yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Niyeti atıyorsunuz. Olduğuna dair inancınız sonsuz oluyor. Sanki olmuşçasına şükrediyorsunuz. Mesela ben bunu çok yaparım. Bunu da belki bir örnek olarak size gene aynı örnek üzerinden götüreyim. Hatta daha da oturması için aklınızda. Mesela ben diyorum ki örneğin, Allah'ım diyorum, ne olur razı gel, rıza et. Ben cezaevleriyle çalışmak istiyorum. Oradaki kadınlara ulaşmak istiyorum, dokunmak istiyorum. Çok şükür diyorum, çok şükür. Neye şükür? Daha olmadı ki diyeceksiniz. Olsun, çok şükür. Çok şükür. Çok şükrediyorum. Aklımdan geçerken şükrediyorum, ona dua ederken şükrediyorum, olacağını bildiğim için şükrediyorum, sürekli şükrediyorum, sürekli bir hamd içindeyim. Yani diyorum ya, hani hastanede koridorda sağdan sola dolaşıyorum, dua ediyorum ve diyorum ki sana şükürler olsun. Gene şükür, yani olacağına inancım, her zaman olması gerektiğinin olacağına, her zaman en hayırlısının olacağına inancım sonsuz olduğu için hep ve süreklilikte şükür içindeyim. Onun için bu daha olmamışken bile şükür mertebesinde olmanız da çekim yasasında hayatınıza çekmek istediğinizi çok etkiliyor. Çok büyük bir etken. Neden? Çünkü süreklilikte şükür halinde olmak da bir basamak. Teslimiyette olmanın bir basamakta olduğu gibi. Ama siz işte İyi bir şey olduğunda şükredip, yani iyi not alan çocuğum benim kendim aldım deyip de matematikten 2 aldığında kazıktı sorular öğretmen, aman 2 verdi demesi gibi. Yani siz iyi bir şey olduğunda şükür içinde olup, eğer oluyorsanız tabii, inşallah oluyorsunuzdur. Ama kötü bir şey olduğunda hakkımı helal etmiyorum diyorsanız orada 7-24 bir teslimiyetten ve bir şükür mertebesinden bahsedemiyor oluyoruz gayet tabii ki de. Siz başınıza iyi bir şey geldiğinde de, kötü dediğiniz bir şey geldiğinde de siz şükür içinde olabiliyorsanız, yapan da yaptıran da sensin, ben bana bunu neyi öğretmek için gönderdin noktasında duruyorsanız, bu geldi karşıma bana bunu öğretmek için, buna da şükrediyorum diyebiliyorsanız, o zaman bir şükür mertebesinden bahsedebilir bir hale geliyoruz tabii. Onun için bu basamakta duruyor olmanız da çekim yasası sizin hayatlarınızda işlemeye başladığında, istediğinizde, inandığınızda sizin frekansınızı en yükselten olgulardan bir tanesi. Teslimiyetin dışında şükür. Ve sonra bekliyorsunuz, inancınızı kaybetmeden bekliyorsunuz. Onun duyduğuna inancınızı. İyi olan, saf olan niyetinizin hayata gerçek olacağını, gerçekleşeceğine dair inancınızı yitirmiyorsunuz. Yapan da yaptıran da o diyorsunuz. Ve beklemeye başlıyorsunuz. Ama gayreti bırakmıyorsunuz. Yani Serra şimdi hayatına bolluk bereket istiyor örneğin. Ve diyor ki, ben evrene bunu bir mesaj olarak söyledim ve dedim ki, İşte bunu nereden istiyorsanız, evrenden ya da Allah'tan, ya Rab dediniz, bana bolluk bereket ver.
Tamam, ben şimdi bunu dedim Serra olarak. Ondan sonra ben geleyim burada oturayım koltukta sabahtan akşama kadar film seyredeyim. Arada da aklıma geldiğinde diyeyim ki ah Allah fırsat ver. Öyle olmuyor. Gayet tabii ki de öyle olmuyor. Yani bunun olabilmesi için Serra'nın gayreti bırakmayıp sabah erkenden kalkıp çalışmaya devam edip katkı sağlamaya devam edip misyonunu gerçekleştirmeye devam edip gayret içinde olması gerekiyor. Serra gayret içinde olmaz ise Serra'yı bolluk bereket lahut aleminde istediği kadar teslimiyette olsun, istediği kadar şükrü içinde olsun, gayret içinde olmadıktan sonra ne olacak? Yani Serra elini alıp tesbih çekip Allah 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 diyecek, her bir Allah kelimesi için Serra'nın hesabına para mı yatacak? Hayır, Serra mülk aleminde gayret içinde olacak, Serra lahut aleminde teslimiyet içinde olacak ve bu ikisinin birleşimiyle öyle bir bilinç seviyesine gelecek ki isteyecek, inanacak ve bırakacak. Bırakacak ve bekleyecek. Ne zaman olacağı hakkında hiçbir fikri olmayacak. Ama o bilecek, olacak. Olmuş gibi şükredecek. Şurasında hissedecek. Ben bunu çok yaparım. Bu da çekim yasası ve hatta manifestation da ayrı bir konu gayet tabii. Ona da belki bir hafta sonra değiniriz. Ama manifestation'da da bu çok önemli. Yani bir şeyleri gerçek kılmak istediğinizde çok ilintili zaten çekim yasasıyla, Law of Attraction'la. Öyle bir sanrı gerçeklik yaratıyorsunuz ki kafanızda. O anı kafanızda böyle bir vizyon haline getirip görmeye başladığınızda buranızda bir yanma oluyor. Çok enteresan. Eminim bunu aranızda yaşayanlar vardır mutlaka. Bende bu çok olur mesela. Örneğin gene aynı örnek üzerinden gidiyorum pekişsin diye. Ben cezaevleriyle çalışmak istedim. Oradaki kadın dostlarıma ulaşmak istedim. Bununla da ilgili sürekli dua ediyorum. Sonra ben bunu kafamda hayal ediyorum. Diyorum ki işte telefon çalmış, beni aramışlar. Demişler ki Serra onaylandı. İşte şu gün şuraya gidiyorsun ve böyle böyle çalışmalar yapabileceksin. Ben onu burada hissediyorum. Buramda inanılmaz bir sıcaklık, bir hareket oluyor kalp çakramda. Kalp çakrası, daha belki yayınlarda bahsettim mi bilmiyorum. Bizim vücudumuzda, yani bu beden zihin korelasyonunda 4. dimension'a, 4. boyuta ait bir enerji vorteksi. Onun içinde köprü zaten. Astral deniyor buna. Astral çakra. Kalp çakrası aslında. Yani zihin, mülk alemi gibi düşünün. Buradan alıyor. Bu üzerimizdeki sübtil bedenler var. Onlar tabii çok derin konular. Burada çok o kadar derine inmeyeceğim ama şu bedenin üzerinde sübtil bedenler var ve bu bedenler aslında fiziki beden dediğimiz şu bedenin bilince yükselişindeki o miraç gibi düşünün. Miraç kandilini de geçirdik ya geçenlerde. Miraç gibi yükselişini, bilinç basamağındaki yükselişini, fiziki bedenden ayrılışını, üst katmanlara çıkışını simgeleyen sübtil bedenler var. İlk 3 sübtil beden bu mülk alemine ait. İşte bunlar duygu bedeni dediğimiz emotional sübtil beden ya da işte zeka dediğimiz bedenimiz gibi fiziki beden, duygu bedeni, düşünce bedeni gibi 3 tane beden var. Bu 3 beden mülk alemine ait. Ondan sonra astral var, kalp çakrası dediğimiz yani buradaki kalp vorteksi. Burası bizim bu ilk üç sübtil bedeni üst bedenlere, üst dimensionlara taşıyabilmek için kalp çakrası köprü görevi görüyor. Onun için kalp, şu beden zihin korelasyonu dediğiniz o ilk 3 sübtil bedende 3. dimensionda, kalp 4. dimensiona bağlı. Bununla da ilgili çok fazla bilginiz vardır hepinizin. Hep dersiniz ki işte nereden bildin? İşte içime doğdu, işte kalbim bildi, kalbim hissetti, kalbim anladı falan gibi. Böyle çok fazla sözler vardır nesillerden nesillere geçmiş. Çünkü zaten zihin ile idrak edersiniz, kalp ile anlarsınız. Onun için kalp 3. boyuta ait bir enerji vorteksi değildir. Köprü olması dolayısıyla. Dolayısıyla da işte gene buraya gelirsek bu çakranın hareketlenmesi, oradaki ısınma, oradaki enerji vorteksindeki o dönüşümü hissetmeniz aslında evrene
kalpten bir mesaj gönderdiğinizin ifadesidir. Yani ben bunu kafamda manifest ederken ve hayal ederken işte ben şu anda işte şu tipi kapalı cezaevinden içeri giriyorum, bu kadın dostlarımla görüşeceğim, işte şöyle yapacağım, böyle yapacağım falan diye buramda böyle bir yanma hissi olur, bir hareket olur ve ben böyle sanki hani onu buradan böyle fişek gibi evrene göndermiş olurum. Ama ondan sonra da şöyle beklemem. Ne oldu? 6 ay oldu. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. 7 ay oldu. Ne zaman olacak? Hikaye bunlar. Böyle beklemem. Büyük bir şükür, teslimiyet ve inanç ile beklerim. Zamanının ne zaman olacağını o bilir. En doğru zamanda olur zaten her şey. Her olan da hakikattir zaten. Onun için de 3. aksiyonunuzda inanç, şükür ve teslimiyet içinde beklemek. Efendim. 1,5 saat olduk gene bugün. Bakalım bir yazışmalara. X kişiyle evlenmeyi niyet edip. Yani isimlerinizi anlamıyorum. Bazılarınızın çok enteresan Instagram isimleri. Maral Akar. Bu Meral gibi mi acaba? Sevgili Meral diyeyim. X kişiyle evlenmek derken, hayatımda bir X kişiyle evlenmeyi niyet etmedim. Öyle söyleyeyim size. Eğer benim üzerimden örnek gidecekseniz. Ben gerçekten çok saf, hakkımda hayırlı olacak. Aşk istemişimdir evrenden. Zaten o da sizi bulur. Siz ona aşk içindesinizdir. O da size aşk içindedir. O olmakta olan şey de zaten olması gerekendir. En hayırlısıdır. Onun için annemin bu bir öğretisiydi bize. Çok küçüklüğümüzden beri bir şey istediğimiz zaman benim annem de hem çok dini bütün bir hanım, çok modern ama Atatürkçü aynı zamanda ve diğer taraftan da çok mevlevi bir tarafı var. Yani 28 senedir her sene gider Mevlana'ya, Şems'e, Şebbi Aruz'a. Biz de tabii ondan çok feyiz aldık küçükken. Ve bir şeyler anlattığımızda, bir şeyler sorduğumuzda, istediğimizde bize derdi ki öyle istenmez yavrum derdi. Hayırlısıysa olsun diye istenir derdi. Onun için X kişiyle evlenmeyi istemedim, istemem. Ben gerçekten benim gibi kendime duyduğum gibi, kendimdeki tezahüre yani ona duyduğum gibi bir aşk dilemişimdir. Ve şimdi de onu deneyimlemekteyimdir. Bu kadar söyleyeyim. İstemek, inanmak, gayret, serbest bırakmak, olmuş gibi yapmak ve hissetmek, sabır, her koşulda şükür. Şükür. Süpersin. Power Secret. Adını bilmiyorum ama çok da power bir secretmişsin yani. Evet değil mi? Esra'cığım kitap işini halleder valla. Mutsuz aşk olmaz diye çok güzel bir kitabı var. Aa anneciğim siz burada mısınız? Annem buradaymış. Ben de şimdi size anlatıyordum. Hatta diyordum ki ah diyorum. Annem bu yayınları dinlemiyor diyorum. Genellikle vakti olmuyor. Bak diyorum ondan onu anlatıyorum. Keşke burada olsa da dinlesin dedim. Bakın gördünüz mü çekim yasası. Zaten annem yayındaymış şu anda. Çok mutlu oldum canım anneciğim. Sevgiyi, aşkı bulma konusunda nasıl gayret gösterebiliriz? Sadece sevgi ve aşk isteyin. Sevgi ve aşk olun önce. Her nefesinizde sevgi ve aşk soluyun. Her şeye karşı. Her şey onun tezahürü çünkü. Her şeye karşı. Olan her şeye, başınıza gelen her şeye karşı. Sevgi dolu, aşk dolu olun. Şükür içinde olun. Teslimiyette olun. Sizi bulmaması söz konusu değil. İnanın bana söz konusu değil. Hatta öyle bir bulur ki yani. İşte bizimki gibi nazarın değmeyeceği bir şey olur. Belki de başkalarına ilham olur. Çok güzel olur değil mi? Evladımın bir okul kazanması için istemek doğru mu? Gayet tabii ki de. Neden doğru olmasın? Sadece deyin ki yani hakkında hayırlısı ise, onun için hayırlı olacaksa böyle bir okula girmesine niyet ediyorum deyin. Niyetinizi evrene gönderin. Ondan sonra onun her ne olursa olsun o okul ya da bir başka okul ya da ne olanın en hayırlısı olacağına inancınızı çok net tutun.
Ondan sonra da bekleyin ama gayreti bırakmayın sakın ha. Çalışmayı bırakmasın oğlunuz. Siz yapmanız gerekeni bırakmayın sakın ha. Evet. Evet işte böyle sevgili dostlar. Umarım faydalı olmuştur. Biraz daha belki elinizde kullanabileceğiniz bir araç gereç çantası gibi bir şey. Law of attraction, law of action, law of gratitude. Aferin benim kızıma. Ben çabaladım, gerisine inanıyorum. Yerine gayret ettim olacağına inanıyorum. Evet, ben elimden geleni yapıyorum. Teslimiyet konusunda en önemli sıkıntınız orada oluyor zaten. Teslimiyet içinde bir gayret içinde olmadığınız için, bir şeyleri oldurmak amaçlı bir çaba içinde olduğunuz için yatağa yattığınızda lahut alemi dediğimiz bu bilinç basamağında, ruh seviyesinde olayı bırakamıyorsunuz. Yani ben sabahtan kalkıyorum, birçok şeye niyet ediyorum. Yani birçoğu da oluyor ama olmayan da olmuyor mu? Gayet tabii ki de olmuyor. Demek ki hayırlı değilmiş, hayırlısı değilmiş, olmuyor diyorum. Ama akşam yatağa yattığımda o neden oldu, bu neden olmadı, o da öyle olsaydı, bu da böyle olsaydı deyip kafamda kurup kontrol etmeye çalışmıyorum. Ama kendimi self check ediyorum. Diyorum ki daha iyi nasıl yapabilirdim? Ya ben bu cumartesi yayınlarını daha iyi nasıl yapabilirim? Düşünüyorum. Gayret ediyor muyum? Ediyorum. Ama oldu da bir aksilik oldu. Yayın koptu, bir şey oldu ya da bilmem ne her neyse. Akşamleyin de yatağa yattığımda kendimi yiyip bitirmiyorum. Ben bu kadar çabaladım, neden bu yayın böyle oldu? Oldu canım işte, neyse oldu, bir şey öğretmek için oldu. Ben de öğrenirim onun ne olduğunu, bir daha da olmaması için. Gene gayret içinde çalışırım, didinirim. Yani büyük bir teslimiyet, şükür ve gayret içinde olurum yani. Evet, süper. Bence gayet net anlaşıldı. İdil'cim canım benim. Meltem'cim rahatsızlığım benim değildi. Bir aile büyüğümüz çok yaşlı. Onun bir rahatsızlığı oldu. Oldukça kritik bazı günler yaşadık. Bu sebepten dolayı seanslarımızı iptal ettik. Onları ayrı özledik. Yayını yapamadık. Sizi ayrı özledik. Hem de böyle bir proje vardı bahsettiğim gibi. Proje bir taraftan, bu iş bir taraftan. Bir hafta sekteye vurdu görüşmemiz. Artık inşallah Allah kısmet ederse de yayınlarımıza zaten devam edeceğiz. Okey, o zaman çok öpüyorum hepinizi. Güzel bir hafta diliyorum yarın. Mutlaka kendinize hep izleyin ve ne kadar erken fark ederseniz fark edin, dönebileceğinizi bilin. Huzursuz hissettiğinizde, umutsuz hissettiğinizde, mutsuz hissettiğinizde komik bir şeyler izleyin, dans edeceğiniz şarkılar dinleyin. Kahkaha atın, gülün, hayatı kucaklayın, ben buradayım deyin, yaşayın gerçekten. Her şeye de evet deyin, yapanın yaptıranın ne olduğunu bilin. Ne olursa olsun şükredin, teslim olun gitsin, ben size söylüyorum. Bana inanıyorsanız eğer teslim olun gitsin. Çok güzel bir hafta olsun inşallah, tüm güzellikler sizi bulsun. Hepinizi canı gönülden öpüyorum. Hepinize güzellikler diliyorum. Görüşmek üzere.